Efendim hoş geldiniz Ulusal Kanal ekranlarına. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Tarihler 28 Mart'ı gösteriyor. Gün ortasıyla karşınızdayız. Gündemdeki gelişmeleri aktaracağız. Hafta sonundan yansıyanlar var. 6 Muhalefet Partisi ikinci kez bir araya geldi. Deva Partisi'nin ev sahipliğinde ardından bir ortak metin açıklandı. Detaylarına bakacağız. Tabii ki seçim kanununda değişiklik teklifi Anayasa Komisyonu'ndan geçti. Bu hafta meclise gelecek. Meclisin gündemi de oldukça yoğun. Tüm başlıkları bugün konuşacağız, detaylandıracağız. Ulusal Kanal Ankara temsilcisi sevgili Gürkan Demir bizlerle birlikte olacak. Birazdan diyelim Rusya'nın NATO kuşatmasına karşı başlattığı harekatın 33. günü, bir ayı geride bıraktık. Müzakereler biliyorsunuz ilk olarak yüz yüze Belarus sınırında devam ediyordu. Sonra video konferans ortamında ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Rus lider Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ardından yapılan açıklama ile birlikte müzakerelerin bugünden itibaren İstanbul'da gerçekleştirileceği belirtildi. Tüm bu detayları konuşacağız. Ankara gündemiyle ilgili ayrıntıları da alacağız ve günü bir diğer önemli gelişmesi Bakanlar Kurulu toplantısı. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Bakanlar Kurulu'nun detaylarını alalım. Önce Ankara'ya bir gidelim. Seda Köz bizi bekliyor, muhabirimiz. Seda hoş geldin. Şimdi Bakanlar Kurulu toplantısı önemli. Asgari ücretle ilgili ara zam beklentisi de vardı. Bir de ikramiyelerle ilgili. Ekonomi başlığı oldukça önemli bir vurgu diyebiliriz değil mi? Brüksel dönüşünde Cumhurbaşkanı Erdoğan da vurgu yapmıştı ama tüm başlıkların detaylarını ve saatini senden alalım. Merhaba Yeşim Erilmez. Evet, ekonomi en önemli gündem başlıklarından biri olacak. Son haftalarda özellikle asgari ücret konusunda tartışmalar bir hayli gündemde yoğun bir şekilde yerini koruyor. Ama tabii ekonomiye geçmeden önce isterseniz dış politikadaki gelişmeleri izleyicilerimize aktaralım. Öncelikle Bakanlar Kurulu toplantısı saatler 15'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri Rusya'nın NATO kuşatmasına karşı Ukrayna'da başlattığı askeri harekat olacak. Bu askeri operasyonun ardından geçen hafta olağanüstü şekilde liderler, NATO liderler zirvesi Brüksel'de toplanmıştı. O toplantının yansımaları bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO liderler zirvesinde yaptığı görüşmeleri, temasları, ikili temasları da bugün Bakanlar Kurulu toplantısında iletmiş ve aktarmış olacak. Tabii bunun yansımalarının yanı sıra terörle mücadele gündem başlığı da bir diğer önemli başlıklardan biri olacak. Bu noktada tabii hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hem de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Bakanlar Kurulu toplantısında bir sunum yapması bekleniyor. Hem sınırlarımızda hem de sınır ötemizde devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarına yönelik son bilgiler de Bakanlar Kurulu toplantısında değerlendirilecek. Tabii Ramazan ayı yaklaşıyor. Ramazan ayı gelmeden tabii stokçuluk da bir yandan tartışılıyordu. İşte marketlerde neler olacak, fiyatlar artacak mı, stokçuluğun önüne geçmek için nasıl önlemler alınacak, Ramazan ayı öncesi gelecek ek tedbirler olacak mı? Bu sorular da bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında tartışılacak. Tabii ek tedbirler derken hem ekonomi başlığı olacak hem de salgınla mücadele kısmı olacak. Bu noktada da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca varsa bilim kurulu üyelerinin tavsiye niteliğindeki kararlarını bugün Bakanlar Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere Bakanlar Kurulu'na iletmiş olacak. Tabii merakla beklenen bir gündem başlığı olacak. Çünkü Ramazan ayında kurulan sofraları biliyoruz, kalabalıkların oluştuğunu biliyoruz. İşte bu kalabalıkların salgınla mücadeleye herhangi bir risk oluşturmaması için ek tedbirler yine gündemde olup olmayacağına bugünkü toplantıda karar verilecek. Ve biraz önce siz de söylediniz. En önemli gündem başlıklarından biri ekonomi başlığı altında asgari ücret olacak. Milyonlarca çalışanın 2022 yılında alacağı asgari ücret belirlenmişti. Ancak üst üste gelen zamların ardından ek bir zamma ihtiyaç var mı? Bu konuda hem hükümet cephesinden hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklamalar gelmişti. Türk İş'ten ve Hak İş'ten de gelmişti. Bir ek zam konusunda aslında şu anda gündemde olmadığını, bir çalışmanın bunun çalışma takvimi boyunca tabii Aralık ayında olduğunu hem Çalışma Bakanı hem de emek cephesinden gelen açıklamalar bu yöndeydi. Ancak vatandaşlardan gelen talepler var. İşte bu taleplere bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında da yanıt aranacak.
Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan Aralık ayında açıkladığı asgari ücret rakamını açıklarken ek bir protokole gerekirse imza atılabileceğinin sinyalini de vermişti. Vatandaşların enflasyona ezdirilmeyeceğini de söylemişti. Bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ekonomi başlığı altında en önemli gündem başlıklarından biri de tabii asgari ücret olacak. Tabii tüm bu ayrıntılı başlıklarla bugün Bakanlar Kurulu toplanacak. Doğu Akdeniz'deki, Ege Denizi'ndeki gelişmeler ele alınacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bu hususta da Bakanlar Kurulu'nu bilgilendirecek ve akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçecek. Hem iç siyasette hem de dış politikada yaşanan gelişmelere yönelik mesajlarını vereceğini söyleyelim. Sözü tekrar size bırakalım Yeşimer Yılmaz. Seda Küs, iyi haftalar dileyelim. Kolay gelsin. Yoğun bir haftaya başladık. Ankara'dan da Bakanlar Kurulu ile ilgili detayları aldık efendim. Haberlerimizle devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme trafiği. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve müzakere süreçleri ele alındı. İki lider, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusuna mutabık kaldı. Müzakere heyetlerinin 28-30 Mart tarihleri arasında İstanbul'da bir araya gelmesi bekleniyor. Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısına İstanbul ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve müzakere süreçleri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin ve barışın bir an evvel tesis edilmesinin ve bölgedeki insani durumun iyileştirilmesinin gerekliliğini vurgulayarak bu süreçte Türkiye'nin her türlü katkıyı vermeye devam edeceğini belirtti. Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kaldı. Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky ise yaptığı açıklamada, Ukrayna tarafıyla video konferans yoluyla yapılan görüşmelerde bir sonraki turun 28-30 Mart tarihlerinde yüz yüze gerçekleşmesi kararı alındı ifadelerini kullandı. Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin birkaç turu Belarus'un Brest bölgesinde yüz yüze yapılmış, ardından görüşmelerin çevrimiçi olarak devam etmesi kararı alınmıştı. Rusya'nın kuzey komşusu Norveç'te NATO tatbikatı devam ediyor. Yaklaşık 30 bin askerin katıldığı tatbikatta bir ABD askeri uçağı düştü. 4 Amerikan askeri öldü. Norveç'te tatbikatı izleyen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Rusya'yı hedef alan açıklamalar yaptı. NATO ülkelerinin Rusya'nın komşusu Norveç'te 14 Mart'ta başlayan askeri tatbikatı sürüyor. Son 30 yıldır Kuzey Kutbu'nda yapılan en büyük tatbikat olarak nitelenen Cold Response 2022'ye NATO üyesi olmayan Finlandiya'nın da katılması dikkat çekiyor. Tatbikatın amacı soğuk hava koşullarında kara, hava ve denizde birlikte çalışabilirliği test etmek olarak açıklanmıştı. 1 Nisan'da tamamlanması planlanan tatbikatta 27 ülkeden 30 bin askerin yanı sıra 220 savaş uçağı ve 50 gemi yer alıyor. Tatbikat sırasında Norveç'in kuzeyinde NATO'ya ait bir ABD askeri uçağının düştüğü, 4 askerin öldüğü açıklandı. Kazanın kötü hava koşullarında gerçekleştiği, kesin nedeniyle ilgili araştırmanın sürdüğü belirtildi. Öte yandan Norveç'te tatbikattaki askerleri ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'yı hedef alan açıklamalarını sürdürdü. Kuzey Kutbu'nun NATO için stratejik öneme sahip olduğunu söyleyen Stoltenberg, son yıllarda bölgede Rus askeri faaliyetlerinde önemli bir artış olduğunu savundu. Haziran ayında İspanya'da yapılması planlanan NATO zirvesinde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğinin değerlendirileceği belirtiliyor. Rusya'nın kuzey sınırında yeni bir NATO üyesi, ittifakın Karadeniz'de Ukrayna üzerinden yarattığı krizin benzerini bölgeye yaşatabilir. Şimdi iş insanı Ethem Sancak'ın açıklamalarına bakalım. Rusya'nın Ukrayna harekatı ile ilgili
Kritik açıklamalar yaptı Ethem Sancak. Putin, İskender'in yaptığı gibi kör düğme kılıcını vurdu, doğunun kendi mazisine ve tarihine sahip çıkıp insanlığın hizmeti için örgütlenmesi sürecini başlattı diyen Sancak, Ukrayna halkının sağ Atlantikçilerin kendi ideallerine kurban edildiğini söyledi. Amerika'ya artık kimsenin güvenmediğini belirten Sancak, yeni bir Asya çağı başlıyor, buna hazırlanmamız gerekiyor dedi. Yoğun katılımla yapılan Tuzla Üretim Devrimi Kurultayı'nda konuşan iş insanı Ethem Sancak önemli mesajlar verdi. Şunun için anlatıyorum, şimdi de tarihi bir fırsat çıktı önümüzde. Bu ay Putin İskender'in yaptığı gibi kör düğme kılıcını vurdu ve belki onlarca yıl sürecek Doğu Batı ayrışması ve Doğu'nun örgütlenerek gene mazisine ve tarihine sahip çıkıp insanlığın hizmeti için örgütlenmesi sürecini başlattı. Rusya'nın Ukrayna harekatı ile ilgili konuşan Sancak, Amerika ve Batı'nın kendi çıkarları için Ukrayna halkını savaşa sürüklediğini söyledi. Yeni bir uygarlık doğuyor, Asya uygarlığı. Bunun da sancıları var. İşte sancılarından birini şimdi Ukrayna'da yaşıyoruz. Ve çok yazık, Ukrayna halkı Atlantikçiler tarafından kendi iddialarına kurban edildi. Kullanıldı ve kurban edildi. Tarihte maalesef bu kaderi paylaşan milletler olmuştur. Hatta bir sürü millet yanlış bir kader yolunu seçtikleri için de yok olup gitmişler. Amerika'ya artık güvenin kalmadığını vurgulayan Sancak, Biden'ın Rus lider Putin'e iftira attığını belirtti. Ama Biden tutuyor, bir tezgah yapıyor. Kendi Ukrayna'da biyolojik silah geliştirirken suçu Putin'e atıp, kendi atacak belki iki tane biyolojik silah, Rusya attı diye kendince yargılayacak. Artık bunları kimse yemiyor. CNN'in para oralarını kimse yemiyor. Asya çağına dikkat çeken Sancak, Türkiye'nin de buna hazırlanması gerektiğini vurguladı. Yeni bir çağ başlıyor, Asya çağı. Bizim de buna hazırlanmamız lazım. Atalarımızın, Selçukluların, Osmanlıların, Memlukluların, Eyyubilerin hazırlandığı gibi bizim de bu yeni İpek yolunun kervancıları, kervansaraycıları ve üreticileri olmamız için hazırlanmamız lazım. Üretim devriminin anlamı bu. Çin'in yükselişte olduğuna da dikkat çeken Sancak, doğru yerde konumlanmanın önemli olduğunu belirtti. Şu anda ekonominin merkezi doğuya kaymışsa, bir süre sonra servetler de doğuya kayacaktır. Ekonominin ve ekonominin siklet merkezi Asya Pasifik'e kayıyor. Bunun merkezi gene Çin ve gene dünyanın en büyük üreticisi, en büyük üreticisi. Satın alma paritesi arasından Amerikan ekonomisini geçtiler. 2030 yılında da her ölçüm açısından da Batı'nın ekonomi gücünü geçecekler. Hammadde üreticilerinin ürünleri ihraç etmesi mobilya sektöründe arz sorununa neden oldu. Üretim durma noktasına geldi. Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Mustafa Balcı, iç piyasanın ihtiyacı karşılanmadan hammadde ihraç etmenin sektöre atılan bir çelme olduğunu söyledi. Ulusal kanala konuşan Balcı, Ticaret Bakanlığı'na ihracat kısıtlaması için çağrı yaptı. İhracatta dış ticaret fazlası veren sektörlerin başında gelen mobilya sektörü, baş gösteren ham madde sorunu nedeniyle yeni bir krizle karşı karşıya. İç piyasayı besleyen en büyük ham madde üreticileri, mevcut malzemeyi ihraç ettiğinden iç pazarda işlenmiş MDF ve sunta satışa sunulamıyor. Ulusal kanala konuşan Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Mustafa Balcı, iç piyasanın ihtiyacı karşılanmadan ham maddenin ihraç edilmesinin sektöre atılan bir çelme olduğunu söyledi. Ham madde bulunamadığı için sektörümüzde üretim durma noktasına geldi, hatta bazı firmalar üretimi geçici olarak durdurdu. Özellikle iç piyasayı domine eden en büyük ham madde üreticileri mevcut malzemeyi ihraç ediyor. Bu nedenle iç pazarda işlenmiş MDF ve sunta satışa sunulamıyor, iç piyasanın ihtiyacı karşılanmadan ham maddeyi dışa satmak sektöre atılan bir çelmedir. Eğer tedbir alınmazsa mobilya üretiminde minimum 3 aylık bir gecikme öngörüyoruz. Sunta fabrikalarında tomruk ham maddesi olmadığını söyleyen Balcı, Tarım ve Orman Bakanlığı'na da çağrıda bulundu. Sunta fabrikalarında talaş yapmak için odun yok. Bu odunlar Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan geliyor. Bakanlık bu konuda harekete geçmeli.
İç piyasadaki arzın karşılanması için Ticaret Bakanlığı'na çağrı yapan Balcı, ihracata kota konulması gerektiğini söyledi. Ticaret Bakanlığı ihracata kota koymalı, aksi halde yurt içindeki fabrikalar ham madde krizi yüzünden kapanacak. Hem üretim sekteye uğrayacak hem fabrika çalışanları işsiz kalacak. Batı'nın Rusya yaptırımları Türkiye'deki mobilya sektörünü de etkiliyor. Rusya'nın Swift sisteminden çıkarılması nedeniyle ithalat ve ihracatta sorun yaşıyoruz. Katma değerli ürünlerimizin çoğu Rusya'ya gidiyordu. Şu an tırlarımızı gönderemiyoruz. Kayıplarımız çok büyük. Bingöl'deyiz. Dışa bağımlılık ve üretimin az olması bugünkü sorunlara neden oldu. Bu sözler Bingöl'lü esnafa ait efendim. Fahiş fiyat artışı ve zamlar nedeniyle işlerin durgun olduğunu söyleyen sanayi esnafı nefes alabilmek için acil çözüm bekliyor. Bu piyasadaki düzensiz fiyat artışlarından çok şikayetçiyiz. Biz iş yaptığımız zaman müşteriye verdiğimiz fiyatı bir hafta sonra maliyeti aşıyor. Bingöl Sanayi Sitesi esnafı mevcut ekonomik sıkıntılar, zamlar ve ham madde fiyat artışı ile ilgili zor günler geçiriyor. Bugüne kadar böyle bir artış, böyle bir düzensizlik kesinlikle görmedik. Yani bu üreticinin günahı nedir? Bu konuda ne yapabiliriz? Daha bir özverili çalışma bekliyoruz. Malzeme alımında sürekli değişen fiyat konusu işleri olumsuz etkiliyor. Esnaf ne yapacağımızı şaşırdık diyor. Biz kazandığımızı tamire mi verelim, mazota mı verelim? Biz de işin içinden çıkamıyoruz. Şu anda mazotun durumu belli. Bağlılığa bir el atmalarını istiyoruz yetkililerden. Esnaf üretim çağrısı yapıp dışarıya bağımlılığın azaltılmasını istiyor. Yani gün oluyor sifte açmadan eve gidiyoruz. Bayağı bir sıkıntı vardır satışlarla ilgili. Dışa bağımlı olarak bugüne kadar ülkemiz üretim yapmamıştır. Bugün de bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Yetkililerden kötü gidişin durdurulması için destek bekliyorlar. Her şeye zam, her şeye zam, her gün. Zaten bunu herkes biliyor. Bugün verdiğimiz fiyat bir hafta, ondan sonra 10 gün fiyatları tutmuyor. Tek ricamız hükümete. Bunun bir önünü alın. Fahiş fiyat artışı vatandaşla birlikte esnafı da olumsuz etkiliyor. Çözüm bulunsun istiyorlar. Yani eğer bu fahiş fiyatlar bir durdurulursa zaten bizim esnafla aramızda hiçbir sıkıntı kalmaz. Bizim bir ürünü eğer ben sezon başında 65 liraya satıyorsam bugün eğer onun 330 liraya satıyorsam bu gerçekten fahiş bir zamdır. Yani insanların alım gücü burada sıfıra iniyor. Şimdi Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakereler bugün İstanbul'da devam edecek. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan gelen bir açıklama var. Hemen sizlere bu açıklamayı da aktaralım. Rusya ile Ukrayna arasındaki yüz yüze müzakereler bugün yarın İstanbul'da yeniden başlayacak. Müzakerelerin başarılı sonuçlanmasını ümit ediyoruz dedi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov. Bir kez daha tekrarlayalım. Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler İstanbul'da devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü Zelenski ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Dün akşam da Rus lider Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Müzakereler Belarus sınırında devam ediyordu. Sonrasında video konferans yöntemiyle görüşmeler devam ediyordu ki dün yeniden yüz yüze görüşmelerin başlanacağını ve bu görüşmelerin de İstanbul'da olacağı açıklaması geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan gelen yeni bir açıklamayla birlikte Rusya ile Ukrayna arasındaki yüz yüze müzakereler bugün yarın İstanbul'da yeniden başlıyor. Müzakerelerin başarılı sonuçlanmasını ümit ediyoruz dedi Sergey Lavrov açıklamasında. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat ziyaretiyle devam ediyoruz. Çiftçilerle bir araya geldi Tokat ziyaretinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilerimizden ülkemizde ekilmedik tek karış yer bırakmayacak şekilde yönetime yönelmelerini istiyoruz dedi. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile tarım kredi kooperatiflerimiz ayçiçeği ve mısır ekimi ile ilgili gereken tedbirleri alıyor. Sadece Tokat özelinde üreticilerimizle 20 bin ton yağlık ayçiçeği ve 30 bin ton tane mısır için sözleşmeli üretim yapılması planlandı. 35 bin dekar alana ekimi yapılmak üzere 18 ton yağlık ayçiçeği tohumunun %75'i hibeli olarak dağıtılacaktır. Çiftçilerimizden ülkemizde ekilmedik tek karış yer bırakmayacak şekilde üretime yönelmelerini istiyoruz. Hem kendi gıda sektörümüzün ihtiyacının karşılanması hem de Avrupa piyasasında
ortaya çıkması muhtemel boşluğun doldurulması bakımından üretimimizi artırmamız hayati öneme sahiptir. Efendim, Isparta'da kar yağışı nedeniyle günler süren ve on binlerce vatandaşı mağdur eden elektrik kesintisinin ardından enerji piyasasında yeni düzenlemeler yapıldı. Hazırlanan elektrik dağıtım yönetmeliğiyle yeni Isparta vakalarının engellenmesi hedefleniyor. Düzenleme ile ilgili açıklama yapan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, engelleyemeyen şirket olursa çok ağır yaptırımlarla karşılaşacak dedi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Isparta'da yaşanan elektrik kesintileri sonucu harekete geçti. Dağıtım ve bakım hizmetleri izlemeye alındı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Isparta'da yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili incelemelerin sürdüğünü belirtti. İncelemeler sonucu elektrik dağıtım şirketlerine tarife kesintisi, mağdur edilen vatandaşlara da tazminat uygulanacağını bildirdi. Geçen hafta yapılan kurul toplantısında kabul edilen elektrik dağıtım sistemi yönetmeliği ile Isparta vakasının Türkiye'nin hiçbir noktasında tekrarlanmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Yılmaz, hizmet zaafı olan, kaliteden taviz veren, olağanüstü koşullara yeterince hazırlık yapmayan şirketler bedelini ağır öder dedi. Kabul edilen yönetmelikle elektrik dağıtım şirketlerine bir dizi zorunluluk getirildi. Buna göre dağıtım şirketleri yıllık bakım planını artık EPDK'ya iletecek. Bakım zamanı, bakımın içeriği, bakımda kullanılan malzemeler, bakım tutanakları gibi veriler sisteme kaydedilecek ve raporlanabilecek. Bakımı belgeleyen video, fotoğraf ve benzeri veriler bakım yönetim sisteminde kayıt altına alınacak. Böylece arızalar, kesinti sayısı, süre ve miktarda önemli iyileşmeler yaşanacak. Yeni yönetmelikle dağıtım şirketleri acil durum yönetim planları hazırlayacak ve acil müdahale organizasyonları kuracak. Şirketlerin 7/24 tam teşekküllü acil müdahale aracı bulundurması ve yeterli sayıda personele gereken bütün eğitimleri vermesi gerekecek. Dağıtım şirketi acil durumlarda gerekli koordinasyonu sağlamak için kriz koordinasyon aracı temin edecek. Ayrıca acil müdahale için insansız hava aracıyla bütün il ve ilçelerde mobil jeneratörler de hazırda bulundurulacak. Ve dün akşam Millet İttifakı ve bileşeni 6 siyasi parti ikinci toplantısını Deva Partisi Genel Merkezi'nde yaptı. Toplantının ardından yapılan ortak açıklama metninde Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO, PKK ve FETÖ tehdidi yer almadı. Bildiride Rusya'nın NATO kuşatmasına ve neonazizme karşı başlattığı operasyonun uluslararası hukuka aykırı olduğu öne sürüldü. ABD tehditleri görmezden gelindi. Terörle mücadele yok sayıldı. Millet İttifakı ve bileşeni 6 siyasi parti iç ve dış politikadaki tartışmalarda da yıkıcı mesajlar verdi. Altı siyasi parti yarının Türkiye'si sloganıyla ilk açıklamasını 28 Şubat'ta Ankara'da yapmıştı. Atatürk'ün adının geçmediği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının da yatıldığı, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin taleplerinin dillendirildiği, güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metni eleştirilere neden olmuştu. CHP, İYİ Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin yer aldığı Altılı İttifak'ın ikinci toplantısı da 27 Mart'ta yapıldı. Ali Babacan'ın ev sahipliğinde Deva Partisi Genel Merkezi'nde yapılan toplantının ardından ortak bir metin paylaşıldı. Öncelikle güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası kapsamında bir çalışma grubu oluşturduk. Birlikteliğimizi bozmayı amaçlayan seçim kanunu teklifi üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. İşbirliğimizi uyum içinde sürdürmeye kararlıyız. Milli iradeyi parlamentoya tam olarak yansıtmak üzere seçim güvenliğini sağlamak amacıyla bir çalışma daha grubu oluşturduk. Hükümetin ekonomi üzerinden hedef alındığı ortak açıklamada ABD kaynaklı tehditler de görmezden gelindi. Metinde ABD'nin Doğu Akdeniz, Ege Denizi ve Suriye'den Türkiye karşıtı yükselttiği tehditlere yer verilmedi. PKK ve FETÖ tehdidinin de yok sayıldığı metinde güvenlik güçlerinin sahada sürdürdüğü kararlı operasyonlara da hiç değinilmedi. Öte yandan Rusya'nın NATO'nun doğuya doğru genişlemesine karşı Ukrayna'da başlattığı askeri operasyon da 6 siyasi parti tarafından hedef alındı. Açıklamada Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saldırdığı savunuldu.
Ve Amerika'da düzenlenen 94. Oscar ödülleri sahiplerini buldu. Koda filminde balıkçı bir babayı canlandıran Kotsur. En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüyle Oscar'ı kazanan ilk işitme engelli aktör oldu. Geceye ödüllerden çoksa oyuncu Will Smith'in törenin sunucusu komedyen Chris Rock'a attığı tokat damgasını vurdu. Hollywood yıldızlarının heyecanla beklediği Oscar'da ödüller sahiplerini buldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen 94. Oscar ödüllerinde en iyi yönetmen ödülünü The Power of the Dog filmiyle Jane Campion kazandı. Koda filminde balıkçı bir babayı canlandıran Troy Kotsur, en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüyle Oscar kazanan ilk işitme engelli aktör oldu. King Richard filmiyle en iyi erkek oyuncu Oscar'ını ise Will Smith kazandı. Dünyanın izlediği törene ödüllerden çok yaşanan tokat olayı damga vurdu. Oyuncu Will Smith sahneye çıkarak törenin sunuculuğunu yapan komedyen Chris Rock'a tokat attı. Yayıncı kuruluş o esnada programın sesini kapattı. I'm going to, okay? Bu hafta Ankara yine oldukça yoğun bir hafta geçirecek. 28 Mart'ta Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Gündemde iç ve dış siyasette yaşanan gelişmeler olacak. Mecliste de milletvekilleri kanun tekliflerinin görüşmelerinde mesai yapacak. Seçim kanun teklifi bu hafta genel kurul gündemine gelecek. Ana muhalefet bunların ikizi durumunda olan malum partiyle tiyatro izliyorlar. Bu mudur devleti yönetmek? Bu mudur hakçı olmak? Bu mudur milliyetçi olmak? Bakanlar Kurulu, kanun teklifleri, grup toplantıları. İp desen CHP'ye dolanmış, HDP'ye ulanmış, çıkar lobilerine dayanmış. Bu hafta Ankara ilk mesai gününe Bakanlar Kurulu ile başlayacak. 28 Mart'ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Bakanlar Kurulu toplanacak. Açığız. Tüm hazırlıkları masaya koyalım. Toplantıda Rusya'nın NATO'nun genişlemesine karşı Ukrayna'da başlattığı askeri operasyon ele alınacak. Erdoğan, geçen hafta katıldığı olağanüstü NATO liderler zirvesinin yankılarını toplantıda paylaşacak. Bu şekilde tekrar yaptık. Ekonomideki gelişmeler de bir diğer önemli gündem başlığı olacak. Yaklaşan Ramazan ayı öncesi ekonomide atılacak adımlar ve tedbirler görüşülecek. Salgınla mücadele de değerlendirilecek. Bilim kurulunun varsa tavsiye niteliğindeki önerileri tartışılacak. Olarak bu datalarımızı kullanıyor olmuş olacak. Bu hafta meclisin gündemi de oldukça yoğun. Haftalık çalışmasına 29 Mart Salı günü başlayacak genel kurulda seçim kanun teklifi ele alınacak. Adalet Komisyonu'nun salı günkü toplantısında kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kanun teklifi değerlendirilecek. Teklife göre kasten öldürme suçunun kadına karşı işlenmesi halinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilecek. Israrlı takip olarak nitelendirilen fiiller suç olacak. Meclis Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu da çarşamba günü toplanacak. Komisyonda spor kulüpleri ve spor federasyonları kanunu teklifi görüşülecek. Sayın milletvekilleri, yeni yasama yılının... Öte yandan mecliste siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da yapılacak. MHP lideri Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salı günü grubuna hitap edecek. Evet, şimdi yoğun bir gündem dedik. Yeni gelişmeler, sıcak başlıklar da var. Hepsini detaylandıralım istiyoruz. Ankara'ya gidiyoruz. Ulusal Kanal Ankara temsilcisi sevgili Gürkan Demir şimdi bizlerle birlikte gün ortasında. Gürkan Demir, iyi haftalar, hoş geldin. Teşekkür ederim Yeşim, iyi yayınlar, kolay gelsin. Sağ ol. Şimdi Bakanlar Kurulu ve meclisin gündemiyle başlayalım istersen. Başlık çok, yoğun bir hafta, çok beklenti var özellikle... Bakanlar Kurulu'nda ekonomi başlıkları demiştik ama kısaca değerlendirelim, sonra diğer başlıklara geçelim, olur mu? Tabii. Bakanlar Kurulu'nda ekonomi başlıklarına baktığımız zaman asgari ücretteki artış tartışması. Sayın Erdoğan da konuya ilişkin NATO dönüşünde bir açıklama yapmıştı.
sendikalardan ve bakanlığımızdan da aslında konuya ilişkin açıklama var. Beklentileri çok yükseltmemek gerekiyor ama en nihayetinde yine bugün konuya dair Çalışma Bakanlığı'nın bir sunum yapmasını bekliyoruz. Hı hı. Diğer yandan yine ekonomi başlığında 3600 ek gösterge konusu var. Buna dair Memur Sen'le Çalışma Bakanlığı arasındaki çalışmalar sürüyor. Taraflar bir araya geliyor. Daha önce iki defa bir araya gelmişlerdi. Üçüncüsü de tarihi yanlış hatırlamıyorsam 10 Mayıs'ta olacak. Buna dair de yine Sayın Bilgin'in sunum yapmasını bekliyoruz. Bir diğer konu gıda sektöründeki fiyat artışları. İşte bir yanda stokçulukla mücadele ifade ediliyor. Diğer yanda bazı kanun teklifinin, bu konuya ilişkin kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hazırlanarak sunulması tartışması var. Hı hı. Ve bunun gıda fiyatlarının artışının önüne nasıl geçileceğine dair konular masaya yatırılacak. Ekonomideki diğer işte dövizdeki dalgalanma, yurt içi, yurt dışı ticari faaliyetler, bütün bunlar Bakanlar Kurulu toplantısının gündeminde olacak. Özellikle Maliye Bakanı, Ticaret Bakanı bu konuya dair sunum yapmasını bekliyoruz. Bu konular etraflıca ele alınacak. Sadece bunlarla sınırlı değil tabii ki. Rusya-Ukrayna sahasında yaşanan gelişmeler, NATO'nun genişlemesine karşı başlatılan askeri harekat yaklaşık bir ayını geride bırakıyor. Buradaki işte müzakere masası var, İstanbul'da kurulacak. Evet. Bu adımlar, Rusya'nın adımları, Ukrayna'nın faaliyetleri değerlendirilecek ve aynı zamanda Karadeniz'de serseri mayın olarak tarif edilen Karadeniz'e yayılmış olan o tehlike saçan mayınlar konusu. Bu konuya ilişkin de Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar'ın bir sunum yapmasını bekliyoruz. Alınan önlemler, tedbirler neler, nasıl adımlar atılacak, bu konu masaya yatırılacak. 2. Mayın bugün tehlikesi Aydınlık Gazetesi'nde de önemli bir değerlendirme. 2. Mayın tehlikesini de gördük bugün. Evet, evet. İğneliada'da görülen bir tehlike var. Bunlar masaya yatırılacak. Bugün Aydınlık Gazetesi'nde konuya ilişkin önemli bir değerlendirme vardı. Rusya ile Türkiye'nin bir bu sürece dair çalışma, ortak hareket etme grubu oluşturması ve bu mayın tehdidinin bertaraf edilmesine yönelik. Çünkü bu mayınlar sadece askeri gemileri değil, aynı zamanda ticari gemileri, balıkçılık faaliyetleri hepsini engelliyor. Turizm faaliyetleri, bunların hepsine büyük tehdit oluşturuyor. O açıdan bir an evvel bunun bertaraf edilmesi gerekiyor. Sayısı bilinmiyor. Bakın, Ukrayna'dan resmi bir açıklama henüz yok. Şu kadar mayın serbest kalmıştır veya Karadeniz'e yayılmıştır şeklinde bir açıklama yok. Mayın tipine dair değerlendirmeler yok. Bu da son derece skandal olarak değerlendiriliyor. O yüzden hem Türkiye'nin hem Rusya'nın bu mayınları temizlemesi noktasında gemileri var. Bu mayın tarama gemilerinin devreye sokularak ortak bir işbirliğiyle çözüme kavuşturulması gerekiyor bu konu. Bu da bugün yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısının önemli bir gündem başlığı olacak. Bunlarla birlikte Türkiye'nin terörle mücadelesi hem Suriye'de halihazırda devam ediyor. Orada 3 büyük askeri harekatın kontrol edilen bölgelerinde askeri hareketlilik var. Diğer yandan ABD'nin terör örgütü PKK-PYD'ye geçen hafta askeri desteği olmuştu. Bu konu bunlarla birlikte Irak'ın kuzeyinde halihazırda devam eden askeri operasyonlar masada olacak. Bundan sonra PKK'ya karşı, ABD'nin kara gücüne karşı hangi faaliyetler yürütülecek, bunlar masaya yatırılacak. Bu alanlar Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar'ın gündemine giriyor. Diğer yandan yurt içerisinde de jandarmanın, polisimizin ve korucularımızın faaliyeti var teröre karşı. Bunlar da İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun alanına giriyor. Sayın Soylu'nun da yurt içerisindeki operasyonlara dair sunum yapmasını bekliyoruz. Zira halihazırda sahada Eren operasyonları sürüyor, devam ediyor kararlılıkla, mağara mağara, işte delik delik girerek terör örgütüne ağır darbelere indiriliyor. Buradaki son gelinen noktayı aktaracak Sayın Soylu ve bundan sonra PKK'ya karşı hangi adımlar atılacak, hangi coğrafyada faaliyet yürütülebilir, bunlarla birlikte örgüte katılım çok azalmış durumda son dönemdeki darbelerin ardından. Buradaki son rakamları da yine Sayın Soylu'nun paylaşmasını bekliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi de yine Bakanlar Kurulu'nun gündemini oluşturacak. İşte kanun teklifleri var, birazdan ayrıntılı konuşacağız. O kanun tekliflerinin değerlendirilmesi de Bakanlar Kurulu üyeleri tarafından ele alınacak başlıklar arasında Yeşim Erimez. Kadına şiddet tasarısı seçim kanun teklifi değil mi? Anayasa Komisyonu'ndan geçmiştir. Meclis Genel Kurulu'na geliyor. Evet.
yasalaşması bekleniyor. Muhalefetin şimdi burada öne çıkan var. Dinliyoruz seni. Evet, burada öne çıkan muhalefetin itirazı olan kanun teklifi, seçim barajını %7'ye düşüren ve ittifakların seçime girdiği dönemde işte toplam o %10'u geçtiyse ittifak içerisindeki siyasi partiler %10 barajını geçmiş değerlendirilecek ama milletvekili sayısının belirlenmesi noktasında her partinin kendisinin aldığı oy oranında belirlenecek, tespit edilecek. Buna muhalefet partilerinin itirazı var. İşte dün 6+1 masa bir kez daha toplandı. Millet İttifakı ve bileşenleri. Bu konunun ele alındığına dair bir yayınladıkları bildiride ifadeler var. Ve özellikle bunu da demokratik ilkelere bu süreci demokratik ilkelere dayanmayan bir tavır olarak değerlendirdiler, iddia ettiler. Bu açıdan da bu kanun teklifi geçen hafta genel komisyonda konuşulurken çok tartışılmıştı. Bu hafta yine genel kurulun gündemine gelecek. Ama burada şimdi hazine yardımı yok. Bakın burada geçen hafta da konuştuk. Vatan Partisi'nin önemli bir önerisi olmuştu. Hiçbir siyasi parti özellikle de HDP'ye seçim yardımının yapılmaması. Çünkü evet. HDP'ye verilen her bir kuruş Kandil'e, PKK-PYD'ye yardım olarak gidiyor. Zira HDP PKK'nın siyasi uzantısı olduğuna göre bu paraların terör faaliyetlerine kullanıldığını görüyoruz. İşte Nevruz geçen hafta hatırlayalım 21 Mart'ta İzmir'de PKK lehine, terör örgütü lehine sloganlar atıldı. Tabii. Bir mitingde, Nevruz mitinginde. Tertipleyen kimdi? HDP. Hangi parayla bu mitingi tertipledi HDP? Oraya ses sistemini, işte pankartın, afişin hangi parayla yaptı? Hazineden aldığı paralarla yaptı. Somut bir şekilde de görüyoruz terör örgütüne burada paralar aktarıldığını. Özellikle bu noktada itirazı vardı Vatan Partisi'nin ve aynı zamanda siyasi partilerin kendi tabanlarına ve bağış sistemine dayanması gerektiğini ifade etmişti. Bu son derece önemli. Seçim barajı tartışmasında da Vatan Partisi önümüzdeki Türkiye'nin girdiği süreç kapsamında zorluklar değerlendirildiği zaman hiçbir barajın bu zorlukların aşılmasını engelleyemeyeceğini ifade ettiler. Bu da önemliydi. Bu açıdan seçim yasasını ele almak gerekiyor. Diğer yandan da muhalefet partileri dün akşamki toplantıda da gündeme geldiğini ifade etmiştik. Bu seçim yasasıyla birlikte yeni senaryolar gündeme geldi. Kim nasıl seçime girecek? Özellikle o küçük partiler olan DEVA, Gelecek, Saadet, Demokrat Partisi, İyi Parti ve CHP'nin listelerinden mi seçime girecek? Veya genel başkanları onların listesinden mi girecek? Veya isimler mi verilecekler? Veya bu saydığımız siyasi partiler ayrı bir ittifak mı oluşturacak? Üçüncü bu ittifak konuyu tartışıyorlar, çok kendi aralarında konuşuyorlar. Efendim? Üçüncü ittifak konuşuluyor ama şu anda. Ama evet, yapılan ortak evet, metinde ne diyor bu Gürkan Demir? Küçük siyasi partilerin, özür dilerim soruyu anlayamadım. Sesim sanırım geç gidiyor. Ben de durmak zorunda kalıyorum. Şöyle bir ortak metin yayınlandı. O metnin içeriğinde tam olarak nelerden bahsediliyor? Bu metin içerisinde az önce söylediğim seçim kanunu teklifi, seçim güvenliği, ekonomideki gelişmelerin değerlendirilmesi, Rusya'ya bu askeri harekattan dolayı tepki gösterilmesi, yani NATO mevzisinde yer alarak, ABD mevzisinde yer alarak Moskova'ya tepki gösterilmesi ve aynı zamanda güçlendirilmiş parlamenter sistemin bir sihirli değnek gibi topluma sunulması var bu bildiri içerisinde. Bu başlıklar var ama Türkiye'nin daha ekonomi hayati meselesi bu bildiri içerisinde yer alıyor ama çözüm yok. Bakın tespitleri bugün herkes yapıyor, sorunların tespitini. Peki bu ekonomik zorluklar nasıl aşılacak? Bu sorunun yanıtı yok. Bununla birlikte PKK tehdidi yok. ABD kaynaklı Doğu Akdeniz, Ege Denizi'ndeki ve Suriye'deki tehdit yok. İran kuzeyindeki tehdit yok. Bütün bunlar bu bildirinin içerisine yerleştirilmemiş. Neden? Çünkü onların ortaklaştığı program Atlantik programı. Yani Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de, Ege Denizi'nde, Suriye'deki varlığına son verilmesi, Atlantik zincirlerinden kopup Avrasya'ya doğru hızlı bir şekilde ilerleyen Türkiye'nin yeniden rotasının Atlantik yönüne döndürülmesi var. O yüzden bu bildiri içerisinde bunun yer almadığını görüyoruz. Veya FETÖ konusu. Bakın o da yok bu bildiri içerisinde. Hala FETÖ'nün işte mahrem yapılanmalarına yönelik, gaygubet evlerine yönelik operasyonlar yapılıyor. Örgütlenmeye çalıştıklarına dair tespitler var. Örgüt evleri birer birer çökertiliyor. O bile yok. Bunun aksine
Onlar KHK'lıları tekrar getirip devlet içerisine yerleştirme şiarıyla bu metni, bu bildiriyi hazırladıklarını görüyoruz. 28 Şubat'ta ilk kez bir araya gelmişlerdi ve ilk bildiriyi orada yayınlamışlardı. Sayın Süleyman Soylu İçişleri Bakanımızın dün önemli ve dikkat çeken bir açıklaması oldu. Evet. Dedi ki Sayın Kılıçdaroğlu'na, CHP liderine, 28 Şubat'ta yayınladığınız bildiriyi yayınlamadan önce kime redakte ettirdiniz? Hangi büyükelçiye? Hangi büyükelçiliğe? Bakın son derece önemli. Bu sorunun yanıtı esası itibariyle bu 6 artı 1 siyasi partinin hangi rotada olduğu, hangi eksende bu çalışmalar yaptığını hep birlikte görürüz. Bu sorunun yanıtının tahmin edilmesi aslında zor değil. Yani Amerika ve Amerika'ya yakın devletlerin büyükelçilerine o bildirinin Sayın Soylu'nun ortaya attığı sorunun yanıtı olma ihtimali çok güçlü. Çünkü ABD Büyükelçiliği ile bu siyasi partilerin birlikte hareket ettiğini program düzleminde görüyoruz. Az önce söylediğim gibi Türkiye'nin çıkarına olmayan, ABD'nin çıkarına olan sahalardan Türkiye'nin çıkartılması ve Asya rotasından tekrar Atlantik rotasına döndürülmesi. Bu programda baktığımız zaman bize Sayın Soylu'nun ortaya attığı soruya yanıt verdiriyor aslında. O açıdan dün 6 siyasi partinin bir araya gelmesi Türkiye'nin önümüzdeki süreçte sorunlarını çözecek bir adım olarak görülmediğini, tespitini yapabiliriz. Söylediğimiz gibi güçlendirilmiş parlamenter sistemi Türkiye'nin bütün sorunlarını çözecek bir sihirli değnek gibi sunmaları da son derece programsızlığı, çözümsüzlüğü ortaya koyan başlık olduğunu görebiliyoruz Yeşim Erilmaz. Son olarak Rusya-Ukrayna'daki son durumla birlikte tabii ki İstanbul'da müzakereler dedik. Ne bekliyorsun? Bu müzakerelerin İstanbul'da yapılması tabii ki biraz önce Rusya Dışişleri Bakanı Sayın Lavrov'dan önemli açıklamalar geldi. Olumlu diyor İstanbul'da evet. yapılması yönünde. Rus heyetinin gelmesi bekleniyor bugün itibariyle. Ne dersin? Ona geçmeden önce hemen meclis gündeminde aslında haberde izledik ama yine kısa değineyim. Peki. Ardından Rusya başlığıyla kapatalım. Şimdi bu stokçulukla mücadele konusu yaklaşık 2 ay içerisinde daha önce de gündeme gelmiş. Meclise bir kanun teklifi sunulmuş ve hayata geçirilmişti. Hapis cezası 2 yıla çıkartılmıştı. Şimdi bu 3 yıla çıkartılıyor. O yüzden önemli bir kanun teklifi. Seçim barajı ve ittifaklar konusunu konuştuk. Spor yasası da son derece önemli. Türk sporunu ben bu kanun teklifinin ileriye taşıyacak bir başlığı olarak görüyorum. Özellikle spor kulüplerinin veya bu spor kulüpleri başkanlarının, yönetim kurullarının kulübü borçlandırıp ardından hiçbir şey olmamış gibi ceketlerini alıp çıkmasını engelliyor. Yapılan borçlanmalardan, maliyenin kötü yönetiminden o şahıslar sorumlu tutuluyor bu kanun teklifiyle. Bunu ben son derece önemli buluyorum. Spor kulüplerinin başkanlarının bu boş buldukları alanda at koşturamayacakları anlamına geliyor. Diğer yandan da menajerlik üzerine düzenleme var. Menajerlik anlaşmalarında daha hassas ve daha kontrollü yapılabileceğini görüyoruz bu kanun teklifi. O açıdan önemli. Kadına şiddetle mücadele. Bakın Türkiye bu konuda son derece önemli adımlar atmaya başladı. Her geçen gün artıyor. İşte bakanlıklar işbirliği yapıyor, kurumlar işbirliği yapıyor. Vatan Partisi Öncü Kadın, Cumhuriyet Kadınlar Derneği bu süreçte aktif rol oynuyorlar. Bu açıdan meclise sunulan kanun teklifi önemli bir kanun teklifi. İşte ısrarlı takibin suça girmesi ve benzeri ve diğer yandan sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi de uzun süredir bekleyen bir başlıktı. Bu da önemli. Özlük haklarının zor koşullar altında çalışıyorlar. İyileştirilmesi onların moral motivasyonunun açısından önemli olacaktır. Burada Türk Tabipler Birliği'ne devletimizin daha dikkatli, daha hassas yaklaşması gerekiyor. Çünkü hekimlerimiz arasında, sağlık çalışanlarımız arasında moral motivasyon bozguncu bir tavır içerisine giriyorlar. Yaratıcı yıkıcılık diye tarif ettiğimiz süreci işletiyorlar. Ve başındaki Şebnem Korur Fincancı'ya da dikkat çekmekte yarar var. Terör örgütüne yönelik operasyonlara karşı çıkan HDP tarafından Abdullah Öcalan'a, terör örgütü liderine, Cumhurbaşkanı adayı olarak önerilen bir isim. O yüzden daha iyi mercek tutulması gerekiyor. Bir de vergi kanununda düzenleme içeren bir torba kanun var. Özellikle bankalardan alınan verginin %20'den 25'e çıkartılması önemli. Geçen yıl bankalar 8 milyara yakın kar elde etmişlerdi. Vatan Partisi şu çözümü sunmuştu. Bu karları çiftçimize dağıtalım ve
özellikle tarımda yaşanan sorunları ortadan kaldıralım şeklinde önerisi olmuştu. Burada %20'den 25'e çıkartılan vergi kanunun kapsamında o elde edilecek gelirin tarıma aktarılması bir hayli önem taşıyor. Son başlık Ukrayna meselesi. Lavrov'un ve Peskov'un Kremlin'den gelen açıklamalar var. Bu müzakerelere umut aşılayan açıklamalar ama en nihayetinde Rusya, Ukrayna'dan da gelen açıklamalar var. Mesela müzakere görüşmeler öncesi açıklama yapan Ukrayna İçişleri Bakanı diyor ki, bakanlığı danışmanı diyor ki, ana sorunlarda herhangi bir değişiklik olacağını düşünmüyorum veya bir üst düzey Ukraynalı bir yetkili Rusya-Ukrayna görüşmelerinde herhangi bir büyük sonuç beklemediğini ifade ediyor, söylüyor. İstanbul'un bu zirveye ev sahipliği yapması önemli. Türkiye'nin sürecin içerisinde aktif rol oynaması önemli. Ama burada Ukrayna'yı ABD'den, NATO'dan koparan çözümleri de Türkiye'nin masaya sunması önem taşıyacaktır. Çünkü önümüzdeki süreçte yarın uyandığımızda Ukrayna'da Zelenski hükümeti olmayacak veya eğer Zelenski koltukta oturmaya devam ederse ABD'ye ve NATO'ya bağlı bir Zelenski olmayacak. Türkiye'nin bu müzakerelere ev sahipliği yaparken bu hassas noktayı da göz önünde bulundurması, Rusya ile olan ilişkilerini de bu şekilde inşa etmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki. Gürkan Demir, teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Ankara'ya. Evet, Ankara'nın gündemi oldukça yoğun. Ulusal Kanal Ankara temsilcisi sevgili Gürkan Demir'le konuştuk tüm gelişmeleri. Tabii ki takip edeceğiz. Bugün Bakanlar Kurulu toplantısı önemli. Ayrıntılarına bakacağız. Detaylar geldikçe ve tabii ki Ukrayna-Rusya heyetlerinin İstanbul'da görüşmesi. Tüm bu gelişmeleri takip ediyor olacağız. Şimdi kısa bir ara verelim. Devam edeceğiz. Ayrılmayın. Kırgızistan'a gidiyoruz. FETÖ'nün Frantik suikastinin firari sanığı Ahmet İskender, Kırgızistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İskender'in suikaste kullandığı silahı sakladığı, faile cinayet için borç para verdiği ve cep telefonunu cinayet için iletişim aracı olarak kullandığı belirtildi. Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Nuri Gökhan Bozkır'dan sonra FETÖ'nün Hrant Dink'in suikastiyle ilgili kritik bir isim daha yakalandı. Kırgızistan'dan Türkiye'ye getirilen Ahmet İskender operasyonunun ayrıntılarını Emniyet Genel Müdürlüğü paylaştı. Emniyet İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Interpol Europol Daire Başkanlığı'nın çalışmalarıyla Ahmet İskender'in Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te saklandığı tespit edildi. Türkiye'nin Kırgızistan Büyükelçiliği ve İçişleri Müşavirliği ile irtibata geçildi. Kırgızistan İçişleri Bakanlığı'na şahsın yakalanarak Türkiye'ye teslim edilmesi talebi iletildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, Kırgızistan'da bulunan Türk Büyükelçiliği ve İçişleri Müşavirliği koordinesinde Kırgızistan Emniyet Birimlerince İskender'in 26 Şubat'ta yakalanması sağlandı. İskender, 26 Mart tarihinde Interpol Europol Daire Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı personeli tarafından Kırgızistan'dan Türkiye'ye getirildi. Ahmet İskender'in üzerinde kardeşi M.İ.'ye ait olan ancak kendi fotoğrafı bulunan pasaport da ele geçirildi. Hakkında 12 yıl 6 ay onaylanmış hapis cezası bulunan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Birnoğlu T tipi ceza infaz kurumuna teslim edildi. Ahmet İskender'in suikaste kullanılan silahı sakladığı, faile cinayet için borç para verdiği ve cep telefonunu cinayet için iletişim aracı olarak kullandığı belirtildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar'da Mehmetçik'le bir araya geldi. İnceleme ve denetlemelerde bulunan Akar, 24 Temmuz 2015'ten beri 33.926 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere değinen bakan, komşularımızdan gerilimi yaratmamalarını bekliyoruz dedi. Gerek hudutlarımızda, gerek yurt içinde, gerek yurt dışında, Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde, gerekse dost ve kardeş coğrafyalarda yoğun bir şekilde karada, denizde, havada mücadelemiz sürmektedir. Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'a giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mehmetçiklerle bir araya geldi. 40 yıldan beri asil milletimizin başına bela olan
bu terör belasına son vermek için, bitirmek için kahraman arkadaşlarımız Mehmetçik gece gündüz demeden görevlerini yapmaktadır. Artan bir şiddette, artan bir tempoda taarruzlu bir ruhla devam etmek suretiyle inşallah ülkemizin, milletimizin başına musallat olan bu beladan ülkemizi, milletimizi kurtaracağız. Bunda kararlıyız. Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunan bakan terörle mücadeleye ilişkin rakamlar verdi. Rakam vermek gerekirse 24 Temmuz 2015 tarihine itibaren yoğun bir şekilde devam etmekte olan terörle mücadelemizin sonucunda toplam 33.926 terörist esir getirilmiştir. Terörle mücadelenin başarıyla devam edeceğini vurgulayan Akar, komşu ülkelere seslendi. Tek hedefimiz teröristler dedi. Biz tüm komşularımızın sınırlarına, hukukuna, haklarına son derece saygılı davranıyoruz. Bizim yaptığımız tek şey terörle mücadele. Bizim tek hedefimiz var teröristler. Bunun dışında masum insanlara zarar vermemek için, çevreye zarar vermemek için her türlü tedbir planlamada ve icrada alındı, alınmakta. Bakan Akar, Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değindi. Gerilim yaratılmaması çağrısında bulundu. Biz de komşumuzdan, komşularımızdan, taraflardan herhangi bir şekilde gerilim yaratmamalarını, ilişkilerimizi germemelerini ve burada çözümsüzlüğe götürmemelerini, bizim bir an önce buradaki gerilimi, tansiyonu düşürmek suretiyle olabildiğince görüşmelere ağırlık verilmesini ve görüşmeler yoluyla bu sorunların çözülmesini. Buna çalışıyoruz. Buna büyük çaba gösteriyoruz arkadaşlarım. Efendim şimdi enerji güvenliğini konuşacağız. Rusya-Ukrayna gerilimiyle birlikte Avrupa enerjiyle boğuşuyor. Enerji fiyatları yükseliyor. Alternatif arayışı içinde bir taraftan gözlerin çevrildiği rotalardan biri Türkiye. Türkiye bu fırsatı nasıl değerlendirecek? Hepsini konuşacağız. Kiminle? Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Şenay Yalçın. Bu kuşakta şimdi bizlerle birlikte. Sayın Yalçın hoş geldiniz. İyi haftalar diliyorum size. Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sayın Yalçın şöyle başlayalım. Şimdi Avrupa enerji kriziyle boğuşuyor dedik. Bir taraftan alternatif arayışları da var. Avrupa ile başlayalım. Bu alternatif arayışları çare olur mu kısa dönemde? Washington'dan, Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamalar var. LNG gazı ile ilgili. Buyurun neler söyleyeceksiniz? Şimdi tabii ki bu Rusya-Ukrayna krizi enerjinin nasıl bir jeopolitik silah olduğunu ortaya koydu. Ve dünya panik içinde, Avrupa panik içinde. Acaba Rusya bunu jeopolitik silah olarak kullanarak azaltma yapabilir mi, kısma yapabilir mi? Bunlara bakmaya başladı. Ve bu algıdan dolayı da enerji fiyatları biliyorsunuz bu çatışmanın başlamasından itibaren referans alırsanız ciddi manada yükseldi. Bunlar tabii ki bizler için bir referans gibi görünüyorsa da işin aslı şu. Amerika'nın burada çok güzel kurguladığı bir oyun var. Bu oyun çerçevesinde bu gelişmeler devam ediyor. Çatışmayı da böyle değerlendirmek lazım. Enerjinin de şu andaki halini böyle değerlendirmek lazım. Yani Amerika bir oyun oynadı, satranca bir hamle yaptı. Şu anda Avrupa'nın Rusya'ya olan bağımlılığı, enerji bağımlılığını bir ölçüde kırmak istiyor. Kırmak istiyor ama kendi lehine kırmak istiyor. Kırabilir mi? Rusya'da kırabilir mi derseniz eğer, kısa ve orta vadede mümkün değil. Neden mümkün değil derseniz eğer, Avrupa'nın kullandığı enerjide Rusya'ya bağımlı dikkate alacak olursanız eğer, ister doğal gaz deyin, ister petrol deyin, ister LNG deyin yahut kömür deyin veya petrolle dayalı ürünler deyin. Yani yarı işlenmiş petrol ürünleri, benzin, jet yakıtı aklınıza ne geliyorsa bunlara baktığın zaman %40'lardan fazla toplamda Rusya'ya bağlı bir Avrupa Birliği var. Şimdi Amerika'nın önerdiği yani size çare olur şeklinde kendisinin geçen de yapmış olduğu bir biliyorsunuz anlaşma var birkaç gün önce. Evet. Bunun çare olması mümkün değil. Zira 550-600 milyar metreküp doğalgaz kullanan bir Avrupa düşünün.
445 milyon nüfusu bir Avrupa, dünyanın nüfusunun %5,5-6'sını oluşturuyor ama enerjisinin %18-20'sini kullanıyor. Hal böyle olunca Avrupa'nın ihtiyacı çok daha net olarak ortaya çıkıyor ve kısa zamanda bundan kurtulması mümkün değil. Değişik tedbirler alıyorlar. İşte tedbirler arasında efendim diğer ülkelerden daha fazla petrol almak, daha fazla doğalgaz almak, daha fazla LNG almak, kömür almak vesaire gibi. Ama yani sonuçta o talep ettikleri ülkelerinde de bir üretim kapasiteleri var. Bir de ayrıca tabii ki üretim kapasitesini artırsa bunun bir lojistiği var. Yani nakli var. Bunlar öyle bugünden yarına olacak işler değil. Bu kurtulma çabalarında şöyle söyleyeyim. Bir yıl içerisinde Rusya'ya bağımlılıktan %30-35 kurtulalım, üçte bir kurtulalım projeleri, planları var. Ama bu planlar, tekrar söylüyorum, bugünden yarına olmaz. Yani henüz daha bu alanda ipler, enerji alanında ipler Rusya'nın elinde. Bu istesek de istemesek de durum bu. Kurtulma çabalarında biliyorsunuz Avrupa'nın hani enerji temin ettiği ülkelere bakacak olursanız Avrupa'ya genel anlamda baktığınız zaman çok çarpıcı bir tablo göreceksiniz. Doğalgazda %85 dışarıya bağlı. Yani sadece Rusya'ya değil, genelini konuşuyorum bu noktada. Tabii. Petrolde %94 bağımlı. Ve kömürde de keza çok üst noktada. Dünyadaki pozisyona bakarsanız enerji görünümü, Avrupa enerji görünümde dışarıya bağımlı bir yapı var. Bu yapıdan bugünden yarına kurtulması kolay değil. Bunun için de Avrupa kendi çapında tabii ki tedbirler almaya çalışıyor. Bunların içerisinde yenilebilir enerji kaynaklarını, yatırımların hızlandırılması, nükleer enerjinin tekrar gündeme alınıp güncellenmesi, yine biyoenerji tesislerinin maksimum kapasite çalıştırılması, kömüre hatta dönüş, temiz enerji her ne kadar değilse de sonuçta olmayan enerji en pahalı enerjidir. Evet. Yine LNG temini, bu tip girişimler var. Belki konuşabiliriz bunlar detaylarında. Detaylandıracağız ama şimdi yenilenebilir enerji ve nükleer enerji aslında çok da gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da açıklamalar gelmişti geçtiğimiz ay. Hatta sizinle değil mi hocam değerlendirmiştik. Şimdi bir miktar evet. Evet, Avrupa Birliği'nin Avrupa'nın yani enerji sorunu var. Yani bu noktada arayış içinde. Bir yandan fiyatlar da artıyor. Artabilir de değil mi? Fiyatlar kriz genişlerse daha da yükselir diye düşünüyor yani, musunuz? Yarından bir dalgalanma emin değiliz. Var. Evet. Yarından emin değiliz. Her an için tersi de olabilir tabii ki. Yani bu krizin çözümlenmesi tersine bir durum da oluşturacak. Hatta şöyle düşünün, bu krizin çözülmeme noktasına gittiği anda Avrupa'nın da Rusya'ya karşı tutumu değişmezse dünyadaki enerji fiyatları yeniden bir masaya yatırılacak ve Rusya'ya bağımlı olduğu noktalardan vazgeçtikçe daha pahalıya enerjiyi mal edecek bu ülkeler. Yani böyle daha ucuza mal edecekler değil. Sadece jeostratejik bakımından bir kazanım elde edebilirler. Ama daha ucuza enerji elde etmeyecekler. Ama onun başka bir şeyi daha var. Çarpan etkisi daha var. Rusya eğer bu çıkardığı doğalgazı, petrolü satacak pazarlarda Avrupa'ya negatif duruma düşerse ya da azalırsa oraya ihracatı, diğer ülkelere yaptığı ihracatta fiyat düşürme durumunda kalacak. Çünkü sonuçta Rusya ekonomisinin hani ihracatının %48'i petrol, doğalgaz ve petrol ürünleri ve hidrokarbon temelli enerji kaynaklarından oluşuyor. Bu geliri elde edebilmek için mutlaka yeniden fiyatlar geliyor. Konuşuyoruz işte bu akaryakıt enerji fiyatlarının artması, işte haliyle gıda fiyatlarının yükselmesi, aslında hepsi birbiriyle iç içe. Dünyanın gündemi de bu. Ekonomi, enflasyon. Şimdi şunu merak ediyoruz hocam. Yani Sayın Yalçın, Avrupa'nın enerji rotalarından biri, baktığımız zaman Türkiye. Tüm birçok ülke liderleri Türkiye'ye tek tek temaslarda bulunmaya başladı.
Şunu değerlendirmenizi istiyorum. Arasında hapsolmuş halinin serbest bırakılması, ona ait teknolojiler geliştirdiler. Kanada, Amerika, Meksika özellikle bu üçlü önümüzdeki fazla değil 7-8 sene içerisinde dünya doğalgazında LNG piyasasında %70'lere yakın bir piyasayı hakim olacaklar. Amerika'nın da zaten derdi o. Yaptığı anlaşmada o. Yani Amerika 2019 yılında 30-33 milyar metreküp doğalgaz 30-33 milyon ton düzeltiyorum LNG ihraç ederken 2020'de bunu 45 milyon tona, 2021'de de 75 milyon tona çıkartmış. Ve ciddi manada LNG tesisleri üretiyor, LNG tesisleri yapıyor. Bu şunu gösteriyor, önümüzdeki dönemlerde Avrupa'ya enerji bakımından Rusya'dan kurtulursa kendine bağımlı hale getirilmesi. Bu da önemli yani. Şimdi Avrupa'ya ne dedi? Ben size işte ekstradan şu kadar 15 milyar metreküp doğalgaz temin edecek şekilde LNG gönderirim o, yılda. 2030'a kadar da 50 milyar metreküp. 50 milyara. Ama biraz önce bahsettim 600 milyar metreküp civarında tüketimin ne kadarını karşılayacak? Ama bu Amerika'nın elini güçlendirecek, daha da fazla satacak. Önemli bir güç. Hatta global güç olma yolunda da ciddi adımlar atıyor. Türkiye'nin bu güvenirliği, Rusya'ya olan bağımlılıktan kurtulmak isteyen Avrupa için büyük bir avantaj. Çünkü şöyle bir baktığımız zaman bahsettiğimiz manadaki yani hidrokarbon temelli enerji kaynaklarının başka ülkeden temin edilmesine bakacak olursanız nereden temin edecek? Orta Doğu'dan temin edecek. Başka nereden? Orta Asya ülkelerinden, evet. Hazar Havzası'ndan temin edecek. Peki, ister Orta Doğu, ister Hazar Havzası, isterseniz İran deyin. İran'la da biliyorsunuz yakınlaşmalar söz konusu, görüşmeler iyi gidiyor. Sonuçta burada elde edilen bu hidrokarbon temelli enerji kaynaklarının satılması lazım. Ve bunun da bir lojistiği lazım. Bakıldığı zaman jeostratejik konumuyla, coğrafi konumuyla Türkiye bu hususta gerçekten kilit bir ülke. Yani nereden olursa olsun Avrupa'ya nakil Türkiye üzerinden olacak. Kısaca Türkiye'siz olmaz. Bunu gördüler. Kesinlikle. Nitekim biliyorsunuz Türkiye'ye alternatif olarak Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarını Avrupa'ya ulaştırmada bir İSMET projesi ortaya atılmıştı. Ve gelinen noktada bunun rantabul olmadığı anlaşıldı. Birkaç hafta önce de rafa kaldırıldı. Tabii. Benzer olay biliyorsunuz Nabucco için olmuştu. Yine o başka sebeplerden dolayı ortadan kalktı ama Türkiye atağını yaparak TANAP'ı devreye soktu. Bu sefer şu anda iyi ki de devreye sokmuş. Biliyorsunuz TANAP üzerinden gelen gazın %60'ı Avrupa'ya gidiyor. %40'ını biz kullanıyoruz. Geri kalanı da Avrupa'ya veriyoruz. Avrupa buradan da yararlanıyor. Ha, yeter miktarda mı? Değildir ama çok ciddi manada bir miktardır. Yani Amerika'nın bahsettiği miktarın en az yarısı kadar yıllık TANAP üzerinden Türkiye'ye, Türkiye üzerinden Avrupa'ya gaz sevki söz konusu. Yine İsrail'le olan son zamanlardaki gelişmeleri de biliyorsunuz. Doğu Akdeniz üzerinde konuşacak olursak. Bu tesadüfi gelişmeler değil. Sonuçta Avrupa'nın bu enerjiye bağımlılığının azaltılması yönünde Mısır ve İsrail artı Güney Kıbrıs'ın açıklarında bulunan hidrokarbon yataklarının bir an önce Avrupa'ya ulaştırılması Peki. lazım. Onun için de Türkiye bir kilit ülke. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Başka bir proje üzerinde düşünülüyor. Hangisi? Madem ki biz doğalgazı yani temiz enerji olarak da hidrokarbon temelli enerji en masumu direkt olarak alamıyoruz yahut da bir kirletici özelliği olsa var, hidrojeni kullanalım. Hidrojeni kullanabilmek için de yine Orta Doğu ülkeleri ve Afrika ülkelerinin bir bölümü olmak üzere çok ciddi manada güneş enerjisi potansiyeline sahip. Burada güneş enerjisinden elektrik üretelim. Yeni projelerinden birisi bu. Onunla hidrojen elde edelim, doğalgazı ayrıştıralım, suyu ayrıştıralım.
ve hidrojeni borularla Avrupa'ya ulaştıralım. O da yine bu nakilde Türkiye üzerinden olmak zorunda çünkü başka çıkarları yok. Gaz hidrür kaynakları bile değil mi? Çok bahsedilmeyen, biraz daha açarsak. O ayrı bir olay. Gerçekten gaz hidrür dediğimiz bir potansiyel daha var ki. Nedir? Türkiye'nin bu bakımdan geleceği çok yani enerji bakımından parlak ve ileriye dönük ciddi manada Türkiye enerji satıcısı da olabilir. Sadece üreticisi değil. Gaz hidrürler yüksek basınç altında, düşük sıcaklıkta su moleküllerinin içerisine hapsolan doğalgaz diyelim. Yani doğalgazı oluşturan bir sürü şeyler var, maddeler var. Metan, etan, propan gibi. Bunlar kristalleşmiş şekilde deniz altında şu anda rezerv olarak duruyor. Çalışmalarda bunu da tespit edildi. Doğu Akdeniz'den bahsediyoruz değil mi? Doğu Akdeniz sahasında. Özellikle Doğu Akdeniz, Antalya Körfez açıkları ve Girit'e doğru olan alandan söz ediyoruz. Yani Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesinden söz ediyoruz. Buralarda çok ciddi manada gaz hidrür yatakları olduğu görüldü. Ayrıca Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz arasında da bir hat çizecek olursanız eğer Türkiye tarafında sadece Rusya'da Soçi tarafında Rusya'ya ait, Gürcistan'a ait bir bölge var. Ama ağırlıklı olarak gaz hidrürün Türkiye tarafında, Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesi içerisinde olduğu görüldü. Bu bunların çıkartılması söz konusu. Bunun için de enerji teknolojilerine ihtiyaç var ve milli enerji teknoloji olması çok önemli. Şu anda gaz hidrür çıkartabilme teknolojisine sahip ülkeler birkaç tane. Dedi kimler bunlar? Japonya, Rusya, Amerika, Çin. Bunlardan ilk akla gelen dört ülke. Şimdi eğer enerji teknolojilerinde yeterli miktarda gelişme sağlarsak, ki biliyorsunuz işte doğalgaz bulmamızda sonuçta bize ait olan gemiler sayesinde ve sismik araştırma sayesinde oldu. Gelecekte gaz hidrürü biz çıkartmaya başladığımız zaman inanın Türkiye'nin en az yarım asır enerji problemi çözüldüğü gibi başka ülkelere de paylaşımı söz konusu olacak. Peki var mı bununla ilgili bir çalışma Türkiye'de? Elbette Türkiye'de var. Dünyada zaten bunun farkında. Onun için de biliyorsunuz Doğu Akdeniz'de özel oyunlar oynamaya başladılar. Türkiye'yi Antalya Körfezi'ne Sevilla Anlaşması ile hapsetmeye çalıştılar. Ama Türkiye Mavi Vatan ilanı yaptı ve Libya ile Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması imzalayarak bu durumu tüm dünyaya deklare etti. Ve şu anda bu bölgeler içerisinde önümüzdeki yıllar, ki teknoloji çok hızlı gelişiyor biliyorsunuz. Yani daha önceden 10 yılda gelişen teknoloji şimdi 1 yılda hatta daha az zamanda gelişebiliyor. Bu bakımdan da çok önemli bir unsur bu. Şimdi çok merak edilen sorular var. Sayın Yalçın, hepsini sormaya çalışıyorum size. Şimdi Türkiye açısından bakacak olursak Karadeniz'deki rezerv mi daha fazla yoksa Doğu Akdeniz'deki rezerv mi daha fazla? Çünkü biz gaz hidrür açısından evet, mı? Evet. Doğalgaz açısından, gaz hidrür açısından. Doğalgaz olarak. Şimdi biliyorsunuz Türkiye Batı Karadeniz'de doğalgaz keşfi yaptı. 540 milyar metreküplük ki evet. Yani denizlerde yapılan 2020-21'in belli çeyreğine kadar, yani bir yıl içerisinde diyelim, yapılan en büyük keşifti. Bunu azımsamamak lazım ve bunu da devreye almak istiyor. Nitekim de ilk bölümü günde 10 milyon metreküp verecek şekilde sisteme 2023'te inşallah devreye alınmış olacak ve Türkiye bu hususta kendi teknolojisini de ekliyor üstüne. Aldığı başka teknolojileri birleştiriyor, harmanlıyor ve yeni bir sistem kurmaya çalışıyor. Şimdi aslında yine çalışmalar şunu gösteriyor. Veri analizi yapıldığı zaman gerek uluslararası petrol şirketlerinin gerekse Amerika Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin verileri analiz edildiği zaman Karadeniz Havzası'nın bir Hazar Havzası kadar zengin olduğunu ifade ediyorlar. Yani Türkiye'nin daha Karadeniz'e çıkartacağı ciddi manada doğalgaz yatakları mevcut. Ama keşfedilmiş olarak derseniz zaten Batı Karadeniz'de bu yarım trilyondan fazla, metreküpten fazla gazı zaten keşfetti.
Doğu Akdeniz'de henüz direkt keşif yapılmadı ama sismik araştırmalar çok ciddi olumlu sonuçları işaret ediyor. Zaten aramadan da bulamazsınız. Bunun için Türkiye zaten uluslararası alanda en gelişmiş gemilerden 3 tanesini, sondaj gemilerini satın aldı. Evet. Bir tanesinde şu anda pazarlığını yaptı. Yakın zamanda o da girecek devreye. Ki bu dünya çapında en önemli filolardan birisine sahip bir ülke olacağız. Ve sismik araştırma açısından Barbaros ve Oruç Reis sismik araştırma gemilerine bakacak olursanız, özellikle de 2 boyutlu ve 3 boyutlu sismik araştırmalar yapabilen bu gemilerde Oruç Reis'in %90'ı yerli olarak imal edildi. Bunlar da çok önemli. Hani teknolojileri diyoruz ya, hem keşif hem sondaj hem de çıkartma, bunlar bir bütün olarak ele almak lazım. Kıyaslayacak olursanız şu anda Doğu Akdeniz'de kaynaklar daha fazla görülüyor. Biliyorsunuz sadece İsrail ve Mısır'ın keşfettiği doğalgaz rezervlerinin miktarı 10 trilyon metreküpün üstünde. Ve daha devam ediyor bu araştırmalar. Girit'in güneyinde yine bizim mihasır ekonomik bölgemizin epey bölümünü kapsayan bu bölgede 4 trilyon metreküpe yakın bir doğalgaz rezervi olduğu artık kanıtlanmaya başlandı. Erdoğan'dan gelen bir açıklama vardı. Brüksel dönüşü de verdiği mesajlarda. Naftali Bennett, Sayın Başbakan'ın da Türkiye'ye gelebileceğini söyledi. Özellikle bu gaz konusunda çalışmalar olduğunu söyledi Türkiye ve İsrail arasında. Sayın Erdoğan açıklaması şöyle, değerlendirmenizi istiyorum. Yaptığımız görüşmelerde önümüzdeki enerjide daha fazla alanlar açılacak ve duyduğunuzda bu da nereden çıktı diyeceksiniz dedi. Yani burada bu da nereden çıktı diyeceksiniz cümlesi bize ne anlatıyor? Evet, alternatif enerjilerden bahsediyoruz ama enerji çalışmaları ve kaynaklarını biraz daha açalım mı? Bu noktada Türkiye ve İsrail açısından da. Şimdi aslında bölgesel barış için çoklu diplomasının, çoklu ilişkilerin önemi fazla. Burada da bu ilişkilerin temelinde de bu politikalar, uluslararası ilişkiler oluşurken de ekonomik, siyasi, politik, askeri, inanın birinci sırada aslında temelinde enerji kaynakları yatar. Enerji kaynakları, rezervleri ve bunların ne kadar arz güvenliğine sahip, ucuz, temiz, bol elde edebiliriz diye yaklaşım yatar. Bu meseleye bakacak olursak, dediğim gibi İsrail ve Mısır toplamda 3,5 milyar varillik bir önce petrol rezervi keşfettiler. Toplamda 10 trilyon metreküpten fazla bir doğal gaz keşfettiler. Şimdi bunların satılması ve ekonomiye katkı sağlaması lazım gelen kaynakların. Peki nereden satacaklar? Biraz önce ifade ettim. Lübnan, inanın dilim varmıyor ama Filistin de dahil olmak üzere buna. Birlikte hareket etmeye başladılar. İtalya bir ölçüde, hatta Fransa bile karışmaya başladı. Ve orada Türkiye'ye karşı bir blok oluşturdular. Ama görüldü ki Türkiye'nin söylemleri hep haklı çıkartıyor. Tabii. İnsanı. Bir araya gelemediler ve de fiiliyete geçemediler, eyleme geçemediler. Bunu İsrail anladı, Mısır da anladı. Bizim de diplomasi yoluyla bunlara bunu anlatmamız etkili oldu mutlaka. Ve gelinen noktada bölge barışının enerjideki bu işbirliğinden geçeceğine inandılar. Özellikle yani Sayın Erdoğan'ın da burada söylemek istediği şu: buradaki mevcut kaynakları biz işbirliği halinde imzaya açacağız ve bunu faaliyete geçireceğiz. Türkiye üzerinden Avrupa'ya sevkiyatını yapacağız. Avrupa rahatlayacak, Türkiye enerjisinin bir bölümünde rahatlayacak ama onun ötesinde İsrail'in Filistin meselesindeki tutumu yumuşayacak. Çünkü sonuçta İsrail'e bir menfaat sağlıyorsanız karşında da mutlaka milletlerin menfaatleri vardır. Bir menfaat de öbür tarafa sağlanması lazım. Filistin davasında belki çok daha olumlu adımlar atılabilecek. Peki Kıbrıs sorununun çözümüne vesile olur mu?
Kıbrıs sorunun çözümüne kesin artı değer katar. Direkt çözüm olur mu? Bunu önce Kıbrıs'ı tanımaları lazım. Artık Kıbrıs'ın tutumu belli, Türkiye'nin tutumu belli. Türkiye aslında çok önemli stratejik adımlar atıyor. Biliyorsunuz daha yakın bir zamanda Türk Devleti Devletleri Teşkilatı'nı şekillendirdi. Yani onda ayrıca bir enerji boyutunu konuşabiliriz. Lütfen değerlendirelim kısaca. Buyurun. Enerji güvenliği yer almış yine bu görüşmede. İsrail'le olan ilişkiler umduğumuzun ötesinde pozitif gelişmelere neden olur. Mısır'la yaklaşımları yine İsrail Mısır'la hani gizli bir şeyi de var sonuçta, sürtüşmesi de var. İsrail Mısır savaşlarını düşün. Bunlar öyle bugünden yarına unutulacak bir mesele de değildir. Türkiye bölge barışına çok önemli katkılar sağlayacak. Peki. Daha önceden engellemeler vardı. Öyle gözüküyor ki Amerika bu engellemeleri artık yapmayacak gibi gözüküyor. Evet, 6 Türk devleti ortak enerji konusunda, politikaları konusunda anlaşmaya varmıştı. Çok kısaca bahsedelim mi? Siz bir girizgah yapmışken böyle bir şimdi çiririz. Şöyle, aslında biliyorsunuz Türk Devletleri Teşkilatı oluşturuldu. Bu Türk dünyasının birliği için en önemli adımlardan bir tanesi. Ve çok uzun ortak bir deklarasyonda yapılacak işleri sıraladılar madde madde. Bunların önemli bir bölümü enerji ilişkiyle ilgilendiren maddelerdi. Bu maddeler çerçevesinde de adımlar atılmaya başlandı. Bu aslında bugün başlayan bir biliyorsunuz konferans var. Belki de ondan da söz etmemiz iyi olur. 28-30 Mart arasında bu Uluslararası Türk Enerji Birliği Kongresi konferansı önemli diye. Önemli bir kongre. Bunun aslında temeli geçen Şubat ayında Türk devletleri saydığınız 6 Türk devletinin enerji bakanlarının bir araya gelmesiyle bir ön adım politika oluşturmasıyla başladı. Hemen peşinden Mart ayında Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'ndeki Avrasya Araştırmaları Enstitüsü'nün liderliğinde bugün ikincisi yapılan kongrenin birincisi düzenlendi. Bu kongrede aslında amaç şuydu, enerjiye yönelik olarak ortak politikalar belirlemek. Bir ölçüde Türk devletlerinin enerji jeopolitiğini oluşturmak. Yani eğitimde işbirliği, enerji teknolojide işbirliği, rezerv aramada işbirliği. Affedersiniz. Estağfurullah. Hangi ülkede hangi kaynak daha fazlaysa o kaynakların geliştirilmesine yönelik işbirlikleri yapmak önümüzdeki yılların rotasını belirlemek bir ölçüde. Şu anda da zaten bugün başlayan bu toplantıda ikincisi yapılan İstanbul'da şu anda toplantı devam ediyor. Benzer amaçla sadece işin bu boyuttaki işbirliği değil, politik işbirlikleri de var. Çünkü Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı da bu işin içerisinde. Dolayısıyla önemli bir adım daha atılmış olacak. Gelecekte Özbekistan'da, Türkmenistan'da, Kazakistan'da özellikle bulunan çok önemli hidrokarbon yatakları var. Ve başka madenler de var. Azerbaycan keza öyle. Bu enerji yataklarının, rezervlerinin değerlendirmesinde ortak hareket edebilme. Yani nasıl ki Rusya bugün hani korkuluyor, aman Rusya azıcık gazı keserse ya da sevkiyatı dursa ne yapacağız şekliyle. Belki de bu konsorsiyum sonucunda Türkiye'nin de teknolojideki hani bir üstünlüğü var. Öyle ya da böyle kabul etmek lazım. Bunların hepsi bir araya gelince ortak akılla enerji politikalarını oluşturma ve bu 3-4 gün sürecek olan şeyde içeriği oldukça zengin. Bunların gelişmesi mümkün. Hatta burada bir şey daha ifade etmek istiyorum. Buyurun. O kadar güzel girişimler var ki işte
Manas Üniversitesi'ndeki kişilerin öncülüğüyle ve Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının öncülüğüyle bundan 1-1,5 sene kadar önce Türk Dünyası Dijital Vatandaşı projesi devreye alındı. Bu da önemli bir adım. Birbirinizden Peki. haberiniz olacak, ne oluyor, ne bitiyor. Konuya böyle bakmak lazım. Bugünkü enerji kongresi de bu bakımdan çok önemli aslında. Geleceğe önemli ışık tutacak. Peki. Sayın Yalçın, çok teşekkür ederiz katkılarınız için gün ortasına. İyi çalışmalar diliyoruz size. İyi yayınlar diliyorum efendim. Sağ olun. Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Şenay Yalçın'la enerji güvenliğini konuştuk efendim. Biraz sonra da gıda güvenliğini konuşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tokat ziyaretinde çiftçilerle buluşmasına verdiği mesajlar verdi. O fiyat artışları da devam ediyor. Gıda güvenliği, Türkiye'nin tarım politikasını biraz sonra masaya yatıracağız. Tarım gazetecisi Sayın Mehmet Öztürk bizlerle birlikte olacak diyelim ve bir haber verelim. Elazığ Bingöl Karayolu'nda 1993 yılında şehit olan 33 asker Denizli'nin Acıpayam ilçesinde anıldı. Şehit askerlerden Şeref Tay'ın annesi Hatice Tay, Ulusal Kanal'a konuştu. Terörün bitirilmesini istedi. Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Dodurga mahallesinde şehitler anıldı. Vatan bölünmez, vatan tek topraktır. Artık bizim Türkiye'nin bir güç olduğunu dış güçler öğrenmiştir. 24 Mayıs 1993 tarihinde Elazığ Bingöl Karayolu'nda 33 asker teröristlerin saldırısında şehit olmuştu. Biz bu bayrağı teslim aldık. Bizden sonraki nesiller de bu bayrağı Allah'ın izniyle teslim etmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz budur. O şehitlerden Şeref Tay'la gazilerden Cengiz Evren, Dodurga Mahallesi nüfusuna kayıtlıydı. Şehit Şeref Tay'ın annesi Hatice Tay, Ulusal Kanal'a konuştu. Dimdik ayakta olduğunu söyledi, terörün bitirilmesini istedi. Annesinden biz mesela Çanakkale'ye girmeyelim. Ben Çanakkale'ye gittim, biraz hafifleşti yaram. Gerçi oraya girmeyen insan bu Türkiye'nin nasıl kazanıldığına hiç kimse bilmez. Dodurga halkı 16 yıldır şehitleri anmak için etkinlik düzenliyor. Çanakkale şehitlerimizden, Sakarya şehitlerimizden, Dumlupınar şehitlerimizden, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi anmak için bu etkinliği yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar değerli bir ülke olduğunu, her zaman için korunması için fedakarlıkların hiçbir zaman kesilmemesi gerektiğini gelecek nesillere aktarmanın gayreti içindeyiz. Anma kapsamında yürüyüş yapıldı, köy meydanında konuşmalar oldu. Daha sonra şehitler adına mevlid okutuldu. Dodurga Mahalle Muhtarı İlhan Aksoy, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili çarpıcı bir bilgiyi paylaştı. CHP liderine seslenen Soylu, altı partinin imzaladığı bildiriyi hangi büyükelçiliğe düzeltmeye gönderdin? Bunu açıkla dedi. Türkiye'nin Irak, Suriye ve Afganistan'ı ABD ve Avrupa'nın tasallutundan kurtaracağını söyleyen Soylu, Türkiye'nin NATO ve ABD'ye güvenmediğini güvenseydi Ukrayna gibi olacağını belirtti. Şu altı masanın benzemesine teslim etmek isteyenler bu ülkenin bütün değerlerini Allah bullak etmek isteyenlerdir. Altı siyasi partiye tepki gösterdi. ABD, NATO ve Avrupa'ya sert çıktı. Bu ülke öyle büyük elçilere beline kadar eğilim, onların efendilerine uşaklık yapanları çok görmüştür. Bu ülke Avrupa'nın, Amerika'nın tezgahlarıyla, oyunlarıyla vesayet kuranları çok görmüştür. Bu ülke, bu ülkenin birliğini ve beraberliğini bozmak için elinden geleni yapanları çok görmüştür. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Esenyurt İlçe Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Soylu, ikinci kez bir araya gelen altı siyasi partiye tepkisini dile getirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Kılıçdaroğlu, biraz doğruysan, biraz dürüstsen, biraz bu millete ait en ufak bir inancın varsa, ilk altılı masa toplantısından sonra sen beraber oluşturduğunuz o hepinizin
elçiliğe düzeltmeye gönderdim. Bir hedefim varsa bunu açıklar. Süleyman Soylu Türkiye'nin ABD, NATO ve Avrupa'ya güvenmediğini de kaydetti. Eğer biz NATO'ya güvenmiş olsaydık, eğer biz dünyanın küresel kulüplerine güvenmiş olsaydık, bugün Kuzey Irak'tan Afrin'e kadar terör koridorunu kurmuş olurlardı. Biz bugün kendi göbeğimizi kendimiz kestiğimiz için ayaktayız. Onların tezgahlarına güvenmiş olsaydık Ukrayna gibi olurduk bugün. Soylu, Türkiye'nin terörle mücadelesinin ardından Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerindeki son duruma da değindi. Diyarbakır ve Van'ı ziyaret ettiklerini söyledi. Gecenin saat bir vaktine kadar insanlar huzur içerisinde. Ne terör örgütü var ne de başka bir şey. Dün Van'daydık. Orada haykıra haykıra söyledim. Biz PKK defterini kapattık. Onun arkasındakiler de bizleri duracağız inşallah. Dünya duysun. Irak'ta da huzuru biz getireceğiz. Suriye'de de huzuru biz getireceğiz. Afganistan'da da huzuru biz getireceğiz. Ve Batı'nın, Amerika'nın, Avrupa'nın o tasallutundan dünyayı kurtaracağız. İçişleri Bakanı Soylu, Esenyurt'ta uyuşturucuyla mücadelenin de sürdüğünü vurguladı. Esenyurt'ta uyuşturucuyla mücadele ve o adamların ayaklarını kırmak bizim boynumuzun borcudur. Usulü erkanı oturtmak boynumuzun borcudur. Sitesinden mahallesine kadar herkesin birbirine saygı gösterdiği ama en azından annenin sabahleyin çocuklarını evden gönderdiklerinde emin bir şekilde göndermek boynumun borcudur. Evet, enerji güvenliğini biraz önce konuştuk. Şimdi gıda güvenliğini konuşuyoruz. Önümüz Ramazan, gıda fiyatları artıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilerle buluştu ve üretime dair mesajlar verdi. Başlıkları detaylandıralım. Tarım gazetecisi Sayın Mehmet Öztürk bizlerle birlikte. Sayın Öztürk, hoş geldiniz efendim gün ortasına. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Eşim Sağ olun. Şimdi Sayın Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat'ta çiftçilerle bir araya geldi ve dedi ki ekilmedik tek karış yer bırakmayacak şekilde üretime geçin. Tabii uzun bir sohbetten bahsediyoruz. Ben size kısaca bunları, bu cümleyi aktardım ama ne diyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasını nasıl değerlendirirsiniz bu buluşmayı? Üreticiler ne dedi bu buluşmayla ilgili? Buyurun. Eşim Hanım, ya Tokat Türkiye'nin bir ili değil ya da biz Türkiye'de yaşamıyoruz. Çiftçi toplantısı yapıyorsunuz, yapılıyor daha doğrusu. Ama Sultan, Sahra Sultan'ın bile duyduğu mazot fiyatları, yem fiyatları, enerji fiyatları, girdi fiyatları, maliyetle alakalı ne bir soru var ne de buna karşılık biz, siz sormadınız ama ben bunları biliyorum. Bunlar için de elimden geleni yapacağım. Hiç merak etmeyin cümlesi söz konusudur. Doğrusu geçen ay düzenlenen Konya Tarım Fuarı'nda yeni Tarım Bakanı'nın işin içinden geldiğini bildiğim için biraz umutlanmıştım ve gerek sosyal medyada gerekse dostlarıma da ya bu bakan bu işi biliyor bir adım atar demiştim. Ama şimdi Sayın Bakanı değil, Sayın Cumhurbaşkanı'nın önüne tarım il müdürleri ya da külliyedeki bazı arkadaşlar şu çiftçileri çağırın, şunları sorun, şunlara sormayın gibi tamamen tribünlerin beğeneceğini ortamda bunların konuşulmuş olması ve en sonunda da sizin de ifade ettiğiniz gibi ekilmedik, dağ taş bırakmayın denmiş olmasının hiçbir anlamı yoktur. Derhal üretime geçin denildi. Altının doldurulması gerekiyor diyorsunuz siz. Bugün itibariyle Eşim Hanım, bir traktörün deposu 2,5 milyara eski parayla doluyor. Daha bugün beni arayan bir çiftçi 3 ton gübre için 35 bin TL verdim dedi. Traktörün ibresinin aşağıya doğru kayması içimi acıtıyor. Ne olacak dedi. Ayrıca bugünlerde maalesef dişi hayvan kesiminden bahsetmiyorum. İçinde buzağı olan artık kesim hanelerde buzağlar yığılmaya ve biz artık kesilen hayvanların buzağısını gömecek yer bulamazken siz nerede
kiminle hangi konuyu konuşuyorsunuz? Bugün herkesin bildiği bir konuyu Cumhurbaşkanı'nın bilmeme ihtimali var mı? Ya da beni gördüklerinde veya sosyal medyada her gün bana 3 tane soruyu soran insanlar Cumhurbaşkanı'nı görünce ne oldu onlara? Niye o soruyu sormadılar? Niye sordurulmadı? Yani ne yapılmaya çalışılıyor? İnan hiçbir mana veremedim. Anlamı yok benim için bunların. Dolayısıyla benim aslında esas korkum şu. Bugün Yeşim Hanım, biz son birkaç aya kadar büyük başta ve küçük başta et ihracatında bulunabilen ülkeydik. Ama şimdi geldiğim nokta itibariyle net söylüyorum. Mayıs ve Haziran ayları itibariyle kurbandan önce Türkiye'de kurbanlık hayvan bulunamaması, et, süt bulunamaması gibi durumları yaşayacağız. Ama çok daha garip bir şey var. Yeni bakanın haberi olmadan acaba Uruguay'da şu anda hayvan seçmeye giden kimler var? Bugün itibariyle Uruguay'da kimler hayvan seçiyor? Kimler bu et krizini, gıda krizini yapıp da hükümete yurt dışından şuradan mal getirebilirip deyip ithal yollarını arıyor ve kimler para kazanıyor merak ediyorum. Açıklamasını da istiyorum ayrıca. Ve tabii Sayın Cumhurbaşkanı, Tokat'taki bu bana göre işlevsiz toplantının rövanşını almak istiyorsa soru sınırı olmadan AK Parti teşkilatında veya valiliklerin özel AK Partili çiftçiler değil de alaylı, ciğeri yanan çiftçileri, her ilden bir tane çiftçiyi, sektörden birer tane çiftçiyi külliyeye çağırsınlar, basına kapatsınlar, kamera kayıtlarını alsınlar, bize de göstermesinler ama çiftçiyi dinlesinler. Evet. Ben açık söylemişim hanım. Ben bu ülkenin, buyurun, bu ülkenin bir Soros vari, bir FETÖ vari, bir oyuna getirildiğini, bir kumpasa getirildiğimizi ve biz Türkiye'nin beka sorununun esas tarımda olduğunu gördüğümü belirtmek istiyorum. Hani biz hep ne diyoruz? Siz de ifade edersiniz belki de. Anadan babadan görme yöntemlerle, atadan dededen görme yöntemlerle tarım olmaz demiyor muyuz? Ben de şöyle söylüyorum. Haklısınız ama atadan dededen görme yöntemlerle bakanlık yapılmaz. Bu tarıma böyle bakılmaz. Bu tarımın metaverse'e verdiğiniz kıymetin en az yarısı tarıma vermezseniz, tarımın kitabını yeniden yazmazsanız, yanınıza aldığınız veya görev verdiğiniz insanların kravatlı, mektepli olmasının yanında her ilde veya külliyede birer tane veya birkaç tane fark etmez danışman, alaylı danışman bulundurmazsanız siz daha çok toplantı yaparsınız ve hiç de sonuç alamazsınız. Peki. Doğrusu ben ümidim vardı aslında ama Tayyip Bey'in bu konuşmasından sonra doğrusu isterseniz ümidimi maalesef yitirmiş durumdayım. Yani alev bacayı sarmış ama biz başka şey konuşuyoruz. Doğrusu Türkiye için üzüldüm. Peki. Şimdi ayçiçek yağından sonra şeker. Geçen gün konuştuğumuzda da değinmiştiniz aslında biraz. Şeker fiyatları artıyor. Gıda güvenliğini konuşuyoruz. Ramazan geliyor. Şimdi İstanbul Fırıncılar Odası'ndan da bir açıklama geldi. 15 günlük un stokumuz var diyor. Yani un sorunu mu var? Stoklarla ilgili bir sorun olmadığı konusunda açıklamalar da geliyor. Ne dersiniz? Hem bu fiyat artışları ne olacak? Un demişken fide fiyatı, tabii ki yumurtalı fidenin fiyatı değişiyor. Yani zamlar da geliyor haliyle. Yeşim Hanım, şimdi ben biraz eski parlamento muhabirde olduğum için, sizin de politik tavrınızı da bildiğim için ya da politikayı iyi takip ettiğinizi bildiğim için bir şey söylemek istiyorum. Estağfurullah, buyurun. Ben aylardan beri birilerinin bugün yok dediğimiz ürünleri topladığını, bir kenara koyduğunu, stok ettiğini duyuyorum. Yani birileri bu ortaya koyduğunuz un yok, şeker yok, o yok, bu yok gibi kavramları bilerek, hatta sosyal medyadan daha büyük haberler yaptırarak bir
Türkiye'yi paniğe sürüklemek. İki, belli bir zaman sonra da bunu piyasaya sürmek ve odan da iyi para kazanmak. Ayşiçek yaşadığımız gibi. Çok kısa. Hepsi böyle. Birkaç gün önce değil mi? Çok kısa zamanda yaşadık. Evet. Hepsi böyle bunların. Bugün bu ülkede buğday sıkıntısı yok. Un sıkıntısı yok. Sadece unu, buğdayı elinde bulunduran arkadaşların fiyat artsın da, fiyat tavan yapsın da değerlendireyim anlayışı söz konusudur. Türkiye aslında hükümet olarak değil, ticaret olarak da çökmüş vaziyettedir. Stokçulukla ilgili bir yasada mecliste olacak bu hafta, görüşülecek. Vallahi bir şey söyleyeyim mi ben size? Yasalarla falan bu iş olmaz. Nasıl olur? Bu ülke insanı yasalarla bu işi çözemez. Bu insanın ruhunda olacak. Bu ülkenin çok önemli altyapıları, çok önemli anlayışlara ihtiyacı söz konusu Yaşım Hanım. Hı hı. Dolayısıyla ben hem tüketen kesimin, hem üreten kesimin, hem de hükümetin ortak bir yaklaşımla bu işleri çözebileceğini düşünüyorum. Ama dediğiniz gibi o yok, bu yok, o yok, bu yok gibi kavramlarla bu işi maalesef biraz sıkıntıya sokuyorlar. Bu ülkede her şey var. Ama bugün var. Eğer böyle giderse biz tokat toplantılarını sürdürüp havanda su döversek belli bir zaman sonra o dediğiniz gerçek anlamdaki ürün yokluğunu da yaşayabiliriz. Aman olmasın tabii ki böyle bir şey, ama dediğiniz gibi stokçuluk, fırsatçılar, yani bu konuda da mücadelelerin devam etmesi gerekiyor. Tarım gazetecisi, evet, Sayın Mehmet Öztürk'le konuşuyoruz haliyle. Un bulamıyoruz deniliyor ama aslında bir sorun yok. Stokçular işte zam öncesi yine raflardan alınmış, kenara konulmuş, kaldırılmış. Sonra yeniden fiyatlara zam gelince raflardaki yerini alacak ürünlerden bahsediyoruz. Çok kısa bir zamanda ayçiçek yağında gördük. İşte ayçiçek yağı yok dendi ve sonrasında tabii ki hükümet çöpesinden de bununla ilgili tepkiler gelmişti. Yetkililerden de geldi, ziraat odalarından da, ama bir sorun yoktu. Ama ne oldu? Vatandaşlar işte o büyük marketlere koştu. Bir değil, iki değil, üç değil ayçiçek yağı almaya başladılar. Bununla ilgili sınırlanma bile gelmişti. Son cümlelerinizi alayım ve burada bitirelim, olur mu? Buyurun. Sayın Yılmaz, çok net söylüyorum. Bütün dünya aç kalabilir. Bütün dünyada gıda krizi olabilir. Türkiye'de olamaz. Eğer olursa bu krizin esas sebebi hükümettir. Bu krizin esas sebebi stokçulardır. Bu krizin esas sebebi doymak bilmeyen israfçı tüketicidir. Peki. Türkiye'ye iyi bakınız lütfen. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Öztürk. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. İyi çalışmalar diliyoruz. Tarım gazetecisi Sayın Mehmet Öztürk'le konuştuk efendim. Gıda güvenliği, stokçulukla ilgili de bir yasa mecliste olacak. Fırsatçılara göz açtırmamak gerekiyor. Stokçulukla nasıl mücadele edilecek diye biz günlerdir, aylardır konuşuyoruz. 6 aydır ekonomiyi konuşuyoruz. Ve bu ekonominin en önemli ayaklarından biri de enflasyon, fırsatçılık ve stokçuluk. Hepsini değerlendirdik. Şimdi haberlerle devam edelim kaldığımız yerden diyelim. O serseri mayınlar, Ukrayna'nın serseri mayınları Karadeniz'i tehlikeye atmaya devam ediyor. Ukrayna'nın Rusya'ya karşı Karadeniz'e bıraktığı Odessa açıklarındaki mayınları akıntıyla İstanbul Boğazı'na kadar geldi. Milli Savunma Bakanlığı İğneada açıklarında bulunan mayına imha için müdahale edildiğini de açıkladı. Balıkçılığı, sefer güvenliği tehdit eden Ukrayna mayınlarına uzmanlar Rusya'yla önlem gücü oluşturulmalı çağrısı yaptı. Savaş suçu işleyen Ukrayna'nın serseri mayınları Karadeniz'in güvenliğini tehlikeye atıyor. Mayınlar Türkiye'de, Bulgaristan'da, Gürcistan'da ve Romanya'da tehdit yaratıyor. İstanbul Boğazı'nda mayın tespit edildi. İstanbul Boğazı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Balıkçılar tarafından dün mayının fark edilmesi üzerine olay yerine sualtı savunma timleri gönderildi. Mayın etkisiz hale getirildi. Ancak serseri mayın riski hala devam ediyor. Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın daha tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığı SAS timlerinin imha etmek için mayına müdahale ettiğini açıkladı. Karadeniz, balıkçılık ve dünya ticaretinde kilit noktalardan. Ukrayna'nın serseri mayınları gemi sahiplerini tedirgin ediyor.
Özellikle Türkiye ve Rusya için sivil ticaretin çok yoğun yaşandığı Karadeniz bölgesi son günlerde Ukrayna'nın serseri mayınlarıyla tehdit altında. Ukrayna'nın hala serseri mayınlarla ilgili bir açıklama yapmaması eleştirilirken Kiev'in bu mayınları temizleme kabiliyeti olmadığını da dikkat çekiliyor. Uzmanlar kabaca bir hesapla mayınları temizlemenin döşemekten 200 kat daha maliyetli olduğunu belirtiyor. Ticari gemilerde çalışan mürettebatla gemi sahipleri de büyük bir panik yaşadıklarını ve bu psikolojik etkinin Karadeniz'e olan ilgiyi azaltacağını vurguluyor. Armatörler bir an önce Karadeniz'in güvenliğinin sağlandığından emin olunmasını istiyor. Uzmanlar özellikle geceleri tehdidin çok daha büyük olduğuna dikkat çekiyor. Satıhta gezenlerden ziyade birkaç metre derinlikte bulunan mayınların da olabileceği belirtiliyor. Uzmanlar Türkiye'nin 11, Rusya'nın 8 mayın avlama gemisi olduğunu ve iki ülkenin serseri mayınlara karşı ortak mayın gücü kurarak sivil ticaretin güvenliğini sağlayabileceğini söylüyor. Rusya'nın Karadeniz'de 4 adet son teknoloji Aleksandrit sınıfı mayın avlama gemisiyle 4 adet Natya 1 sınıfı açık deniz mayın tarama gemisi bulunuyor. Türk Deniz Kuvvetleri'nin ise 5'i Engin sınıfı, 6'sı Aydın sınıfı olmak üzere toplam 11 mayın avlama gemisi var. Özellikle Aydın sınıfı gemiler NATO'nun en modern mayın avlama gemileri olarak tanımlanıyor. Tam donanımlı bu 6 gemi, gelişmiş sonarıyla 400-600 metre mesafeden mayınları tespit edebiliyor, PAP insansız sualtı cihazları ve mayın harbi dalgıçlarıyla bunları etkisiz hale getirebiliyor. Uzmanlar bu iki gücün ortak bir çalışma yürütmesiyle Karadeniz'in güvenliğinin yeniden tesis edilebileceğini söylüyor. Yunanistan'ın Ege Denizi'nde geri itti. 9 kişilik gruptan 8'i FETÖ üyesi çıktı. Aydın'ın Kuşadası ilçesi kıyılarında yakalanan 8 FETÖ üyesinden 7'sinin hava kuvvetlerinden ihraç edilen ve yargılanmakta olan subay ve assubaylar olduğu belirlendi. Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen Fethullahçı terör örgütü üyesi 8 kişi yakalandı. Jandarma ekipleri sivil girişinin yasak olduğu Dipburun koyunda bir grup tespit etti. Bölgedeki kişilerle görüşen ekipler, bazılarının üzerinde kimlik bulunmadığı için 9 şüpheliyi karakola götürdü. Yapılan parmak izi incelemesinde şüphelilerden 8'inin FETÖ üyesi olduğu ortaya çıktı. Bu kişilerin hava kuvvetlerinden FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle ihraç edilen ve yargılanmaları devam eden bir eski yarbay, bir eski üsteğmen ve 5 eski assubayla örgüte ait okullarda öğretmenlik yapmış bir kişi olduğu belirlendi. Diğer kişinin ise Afganistan uyruklu olduğu belirtildi. FETÖ üyelerinin ifadelerinde konuşmadığı öğrenildi. Afganistan uyruklu kaçak göçmen ise ifadesinde 8 kişiyle birlikte Yunanistan unsurlarınca geri itildiklerini söyledi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan 8 zanlı tutuklandı. Yabancı uyruklu kişi de Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Çok kısa bir aramız var, ayrılmayın, devam edeceğiz. Gün ortası devam ediyor. Irak Türkmen Cephesi Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, terör örgütü PKK'nın Kerkük'teki varlığını artırdığını söyledi. Kerkük'ün kuzeyinde kutlamalar düzenleyen PKK'nın kent için ciddi tehdit oluşturduğunu belirten Salihi, Irak hükümeti ve Irak Kürt bölgesel yönetimine PKK'nın varlığına son vermek için ciddi adımlar atın çağrısı yaptı. Türkmenlerin istekleri. Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı ve Irak Türkmen Cephesi Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, terör örgütü PKK'nın Kerkük'teki varlığının arttığını söyledi. Salihi yaptığı yazılı açıklamada, Kerkük'ün kuzeyindeki Şuvan bölgesinde kutlamalar düzenleyen terör örgütü PKK mensuplarının artık kent için ciddi tehdit oluşturduğunu belirtti. Terör örgütünün Kerkük'te yoğun katılımlı kutlamalar düzenlemesinin Irak halkı, hükümeti ve meclisine meydan okuma olduğunu söyleyen Salihi, federal güvenlik güçlerine bölgenin güvenliğini daha ciddi şekilde kontrol etmesi için uyarıda bulundu. Bizim meselemizle
Irak Türkmen Cephesi Kerkük Milletvekili Salihi, Irak hükümeti ve Irak Kürt bölgesel yönetimine Kerkük ve Irak'taki PKK terör örgütünün varlığına son vermek için ciddi adımlar atması ve harekete geçmesi için de çağrı yaptı. Evet, gün ortası devam ediyor. İki konuğumuz bu kuşakta bizlerle birlikte. Enflasyonla mücadeleyi konuşacağız. İç siyasette yeni gelişmeler var. Hepsini değerlendireceğiz. Saros Araştırma Başkanı Sayın Burhan Eptemli Skype bağlantısı üzerinden bizlerle birlikte. Sayın Eptemli, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz Sayın Eptemli ve Vatan Partisi MYK üyesi Sayın Cem Dikmen de stüdyo konuğumuz. Sayın Dikmen, hoş geldiniz gün ortasına. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Şimdi enflasyonla başlamak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye dair mesajları vardı. Aslında çiftçilerle buluştu ama o başlığı ayrıca değerlendirelim istiyorum sizlerle. Şimdi 6 aydır biz ekonomiyi konuşuyoruz. Enflasyonla mücadele. Bugün gelinen durumu sormak istiyorum. Sayın Eptemli, böyle başlayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki ekonomideki mücadeleyi başarı hanemize yazacağız. Tüm dünyada sıkıntı var ama biz fırsata çevirdik dedi. Buyurun böyle başlayalım. Enflasyonla gelinen mücadelede son durum nedir? Çok geç kalınmış bir söylem diye düşünüyorum. 20 yıldır iktidarda olan AK Parti, yıllardır Vatan Partisi'nin tarım politikası söylemlerini daha önce dikkate almalıydı. Ve 20 yıldır bu tarım politikasını uygulamalıydı. Bu tarım politikasını 20 yıl önceden başlasaydı uygulamaya, bugün enflasyonla mücadele diye bir şey olmayacaktı. Üretim yapılsaydı enflasyonla mücadele diye bir şey olmayacaktı. Zaten mücadelemizi yapmış olurduk. Üretimimizi, her şeyimizi kendimiz yapmış olurduk. O yüzden geç kalınmış bir söylem. Her ne kadar geç kalınmış bir söylem de olsa yine bu şekilde çalışmaya, üretim yapmaya, enflasyonla mücadeleye devam etmemiz gerekiyor. Evet, dünyada bir kriz var. Dünyadaki bu kriz elbette Türkiye'yi de etkileyecektir ama Türkiye üretimi kendisi yapmaya başlayarak bununla mücadele edip başarılı bir şekilde bu krizden çıkacağına inanıyorum. Peki. Şimdi enflasyonla mücadeleyle başlayalım. Tarım için ayrı bir başlık açacağız Sayın Eptemli. O cümleler, Türkiye'nin tarım politikasını konuşalım istiyorum ama enflasyonla mücadelede gelinen nokta nedir? Türkiye'nin ekonomi politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Birçok yeni alınan kararlar var, yeni enstrümanlar devreye giriyor. İşte kur korumalı mevduat hesabı, enflasyonla mücadele kapsamında altın mevduat hesaplarla birlikte. Ne dersiniz? Şimdi öncelikle Sayın Eptemli'ye de saygılarımızı ve sevgilerimizi yolluyoruz. Bir programda daha buluşmaktan da memnuniyet duyuyoruz. Şunu söylemek lazım, enflasyonla mücadele meselesinde enflasyon şu kadar arttı, önümüzdeki yıl bu kadar artacak, bunu sıfıra indireceğiz vesaire gibi söylemleri de biraz sadece enflasyon odaklı ekonomi yönetiminin yanlış olduğunu biz düşünüyoruz. Yani sadece işte enflasyonu düşürelim, onu düşürmek için ne gerekiyorsa yapalım daha ziyade Türkiye'nin 50 yıllık, 100 yıllık ekonomik bağımsızlığını planlayan bir ekonomi politikası belirlememiz gerekiyor. Şunu çok net ifade etmek lazım, Cumhuriyet dönemi ekonomisiyle 1980 sonrası ekonomisi arasında, Türkiye ekonomisi arasında çok ciddi farklılıklar var. Yani birinde bağımsız, kendi yağıyla kavrulan ama kendi kendine yeten, tam anlamıyla yeten bir ekonomi olma ve onunla birlikte süper güç olma yolunda ilerleyen bir Türkiye varken, bir tarafta işte globalleşme, küreselleşme adı altında borcu borçla çeviren, üretmeyen, üretilen malları kendi ülkesine sokan ve sadece işte turizm gibi çok önemli bir sektör ama üretimden ziyade biraz daha insan kaynaklarını ya da dışarıya bağımlı olan sektörlere yatırım yapan bir Türkiye haline geldik. Borcu borça çeviren bir Türkiye haline geldik. 1980'den sonraki süreçte Türkiye açısından böyle ilerledi. O da bizi doğal olarak işte döviz spekülasyonlarından tutun da işte çeşitli ülkelerin iki dudağının arasında olan ekonomi politikalarına itti. Şimdi Türkiye'de enflasyon ne zaman düzelecek ya da ekonomik sıkıntılar ne zaman bitecek? Yine kendi kendine yeter noktaya gelene kadar sürecek. Yani evet, biz Vatan Partisi olarak şöyle bir hülyalar içerisine dalın diye vatandaşımıza söylemiyoruz. İşte şu anda Türkiye çok iyi ya da 3 yıl sonra çok iyi olacak, 2 yıl sonra çok iyi olacak. Bu bize bağlı. Çok çalışmamız lazım. Önümüzde kolay bir süreç yok ama bu borcu borçla çeviren süreci tersine çevirip üretim çarklarını yeniden döndürüp işte biz zamanında çiftçiye üretme diyoruz. Niye? İşte Amerikan çiftçisini, Amerikan devleti destekliyor. Pamuğu daha uyguna üretip buraya göndertebiliyor ya da başka ürünlerini üretip buraya göndertebiliyor. Biz kendi çiftçimizi desteklemediğimiz için ya da gümrük duvarlarını yükseltmediğimiz için
Onların daha uygun fiyatı ürettikleri mal bizim ülkemize geliyor, bizim çiftçimiz aç kalıyor. Ya da bizim çiftçimiz de o malı alacak noktaya geliyor. Dolayısıyla üretim çarklarımız belli bir süredir durmuştu. Şimdi onları yeniden çevirmeye çalışıyoruz. Yani nasıl çevireceğiz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar doğrultusunda tabii, üretim dedi, tek karış toprak bırakmayın tabii, dedi. Çok doğru, altı çok güzel bir söylem. Ama? Çok güzel bir söylem ama sadece üretim demekte de değil. Şimdi mesela çiftçimizi doğru yönlendirmek de çok önemli. Yani uzmanlık alanım değil elbette ama partimizin ekonomi politikaları kuruluyla, siyasetleri kuruluyla yapılan toplantılara da düzenli katıldığım için oralardan aldığım bilgi olarak da söylüyorum. Üretimde planlama da çok çok önemli. Yani mesela çiftçimiz bu yıl diyor karpuz çok iyi para etti. Önümüzdeki yıl bütün çiftçi karpuz ekiyor. Ondan sonra karpuz bolluğu oluyor. Karpuzlar aynı fiyatı etmiyor. Ya da bu yıl işte şu daha fazla etti, para etti. O zaman onu üretelim. Öyle değil. Türkiye'nin ihtiyacı olan karpuz, Türkiye'nin ihtiyacı olan elma, armut, yani bunun planlaması makro düzeyde yapılmalı, geniş çerçevede yapılmalı. Akabinde bölge bölge çiftçilerimiz, ziraat mühendislerimiz, ziraat müdürlüklerimiz aracılığıyla yönlendirilmeli. Ona göre bir üretim politikası belirlenmeli. İki, plansız ihracat da yeniden ithalata neden olabiliyor. Yani Türkiye'de mesela gıda üretiminin kendi kendine yeteceği noktalar var ama öyle bir plansız ihracat belirliyoruz ki elindeki ürünü komple çiftçimiz gönderiyor. Daha sonra Türkiye'nin yeniden ihtiyacı olduğu için bu sefer o açığı da başka ülkelerden ithal ederek karşılar hale geliyor. Dolayısıyla önceliği Türkiye'nin şu anda da dünyada bir gıda krizi öngörülüyorsa özellikle gıda üretiminde kendi kendine yeten noktaya geldikten sonrasını ihraç edecek bir planlamanın da yapılması gerekiyor. Yani bunu şunun için söylüyorum. Hemen böyle problemler işte yaza düzelecek, önümüzdeki yıl başına kadar düzelecek diye beklememek, İnsanları böyle bir beklentiye sokmamak, aksine bizim toplamda... Tarih vermemek gerekiyor diyorsunuz. Tarih, onu şu anlamda söylüyorum. Şimdi biz 30-40 yıllık bir meseleyi çözüyoruz. Yani 40 yıllık, 50 yıllık bir meseleyi çözüyoruz. Bunu görmemiz lazım. İktidarın da ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın da aslında bunu bu şekilde ifade etmesi lazım. Bir dönem ediyordu, ekonomi kurtuluş savaşı veriyoruz vesaire gibi cümlelerle. Bunlar önemli. Bunu şunun için söylüyorum. Vatandaşımız bu sürecin farkına varmalı. Yani böyle birkaç yıllık ya da bir hükümet meselesi olarak görmemeli. Biz... bağlılıklarımızdan kurtuluyoruz. Ayağımıza vurulan prangalardan kurtuluyoruz. İşte sen üretme, ben sana satarım diyen o emperyal düşüncelerden, emperyal amaçlardan kurtuluyoruz. Bunun elbette ki çeşitli sonuçları olacak. Elbette ki yaptırımları olacak. Bakın Türkiye NATO'nun içerisinde ama NATO tarafından ya da ABD tarafından yaptırım uygulanan tek ülke. Aynı tabii. Zamanda da NATO'ya da yaptırım uygulayan tek ülke. Biz de şu an NATO'nun komutanlarını 15 Temmuz'dan sonra attık içeriye. NATO'nun komutanları yatıyor içeride yani baktığınızda. Dolayısıyla Türkiye bir savaş içerisinde. Bunun ekonomiye de yansımaları var. Siyasete, askeri düzeyde de yansımaları var. Ekonomiye olan yansımalarını biz birincisi komşularımızla barış halinde özellikle enerji ve çeşitli üretim alanlarında onlardan yararlanarak birbirimize fayda sağlayarak aşacağız. İkincisi en başta tabii daha doğrusu bu. Kendi içimizde bir üretim planlaması yaparak, kendi kendine yeter noktaya gelerek ve her ne olursa olsun sadece gıda meselesinde değil. Bakın küçük veya orta düzeyli atölyelerimiz var. Kapattılar. Büyük oranda özellikle pandemiyle beraber çok etkilenen sektörler var. Mesela hazır giyim, tekstil sektörü gibi değiliz. Birçok küçük atölye kapattı. Büyük atölyelere döndü. Niye? İhraç şeyleri, maliyetleri karşılayamadığı için elektrikten vesaireden evet. Bütün hepsi için. Sadece gıda da değil. Küçük veya orta ölçekli bütün atölyeleri de bütün üretim çarklarını döndürecek bir seviyeye getirmemiz bir lazım. Bir üretim planlaması yapılması gerekiyor. Biz bunu o yüzden gerekiyor. Üretim devrimi programı diyoruz. Tabii üretim devrimi kurulu sayıları da Vatan Partisi'nin devam ediyor gerekiyor. Bu arada. Evet. Son olarak Tuzla'daydı bunu da belirttim. Evet. Aslında Vatan Partisi mesajlarını veriyor. İlk değil, son da değil. Ülkemiz için veriyoruz. Tabii. Yani bu Sayın Eptemli'nin dediği gibi. Geç kalınmıştı. Geç kalınmış doğru ama hani onu ben çok önemsemiyorum. Ondan ziyade yapılması bizi mutlu ediyor bazı şeyler. Altında doldurulması için, gerekiyor. Tabii ama. Ki yani AK Parti yapmış, MHP yapmış, Vatan Partisi yapmışın bir önemi yok. Önemli olan Türkiye'nin bu yola hızlı bir şekilde girmesi ama şunu görmemiz lazım. Bunlar da hala sistem içinde çözümler üretiliyor. Yani buralarda da hala sistem içi çözümler üretiliyor. Biz o yüzden üretim devrimi programı diyoruz. Çünkü devrim keskin bir şeydir. Yani mevcut olan yapıyı komple bir kenara bırakıp artık yeni bir yapının içine girmek demektir. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımız her ne kadar serbest piyasaya bağlıyız dese de serbest piyasa koşullarını ortadan kaldırarak, yani kaldırmaktan kastım şu, devletin bizzat müdahale etmesiyle özellikle üretim çarkında ve gıda meselesinde ve enerji meselesinde devletin bizzat müdahalesiyle yapılabilecek önlemler, alınabilecek önlemler var. Türkiye'de
Dünya da buna doğru hızla gidiyor. Bunu görmemiz lazım. Bizim de buralarda artık böyle sistem içi çözümlerden ziyade daha devrimci, daha köklü çözümler üretmemiz lazım. Hı hı. Evet, daha çözümcü, daha köklü çözümler aslında üretmemiz gerekiyor dedi Sayın Dikmen. Sayın Eptemli, katılır mısınız? Fiyatlar artıyor, enflasyon bir taraftan, Ramazan geliyor. Şunu da merak ediyoruz, seçmenin üzerinde etkisi ne olur tüm bu gelişmelerin? Gıda güvenliği özellikle. Şimdi Sayın Dikmen detaylı olarak çok güzel laflar etti. Özellikle NATO ile ilgili söylediği cümle çok hoşuma gitti. NATO'ya ambargo uygulayan tek ülkeyiz. Şu anda komutanları içeride söylemek çok hoş bir söylem. Bunu kullanmak lazım. Gerçekten şu anda NATO'nun konuları içeride ve hiçbir NATO ülkeleri bize bir şey diyemiyor, sesini çıkartamıyor. Öncelikle onu belirtmek istedim. Şimdi baktığımız zaman evet, üretimle ilgili Cumhurbaşkanımız söylediği söylemler her ne kadar geç kalınmış olsa da en azından uygulamaya geçecek olması söylemleriyle yani söylemesi yine önemli bir adım. Fakat üretimle ilgili şunu da dikkat etmek gerekiyor. Bazı çıkartılan politikalar, üretimle ilgili politikaları takip etmesi gerekiyor iktidarların, hükümetlerin. Bir şeyler söylerler ya da bir yasa çıkartırlar, bir paket hazırlarlar. Fakat bunun maalesef ki iktidarlar yapmaz. Saldım çayıra Mevlam kayıra. Kime? Bir önce Sayın Dikmen'in dediği gibi ne kadar karpuz üreteceğiz, ne kadar domates üreteceğiz? Hiçbir hükümet bunu takip etmez. Mutlak surette bunu, bu politikayı uygulaması gerekiyor. bu politikayı uygulamadığı takdirde Sayın Dikmen de bahsettiği gibi bu yıl karpuz çok iyi üretilir, çok iyi satış olur ama bir sene sonra tüm bak çiftçilerimiz karpuza ya da domatese yüklenirse karpuz domates elimizde kalır. Ve yine Sayın Dikmen'in dediği gibi biz önce kendimize yetecek kadar üretelim, elde edelim, sonradan yurt dışına ihraç edip gönderelim. Burada eğer bunu yapmadığımız takdirde, kendimize yetecek kadar üretmediğimiz, yani daha doğrusu ülkede tutmadığımız takdirde, ya biz yurt dışına gönderelim, daha çok para kazanırız, döviz gelsin içeri dediğimiz anda, bir sene sonra bu yine bize zarar olarak dönecek. Yani 1 liraya sattığımızı, bir sene sonra 2 liraya almak zorunda kalacağız. Bunun da takibini mutlak surette iktidarlar yapmak zorundadır. Eğer bunu yapmadığımız zaman bir önce bahsettiğim gibi enflasyonla mücadele bir yıl sonra, her ne kadar şu anda bir ara vermiş gibi görünsek de bir yıl sonra tekrar mücadeleye devam etmek zorunda kalırız. Bunun ekonominin seçmen üzerinde ne kadar etkisi olur? Evet. Baktığım zaman bugün işte daha önce yağ krizi oldu, şu anda şeker krizi oldu. Bunu hükümet maalesef ki şunu yapamıyor. Neden yapamıyor? Benim de aklım almış değil. Bu beşli çeteden kastım, sakın yanlış anlaşılmasın. Marketlerden bahsediyorsunuz. Neden? Ezberledik artık. Bu beşli çeteye hükümet maalesef müdahale edemiyor. Her ne kadar şu anda bakın şekerle ilgili işte 5 kilo şeker 90 lira oldu, şu oldu, bu oldu. Bu beşli çete hükümet müdahale ettiği anda bu enflasyonla, zamlarla mücadele etmiş olacak. Şu anda bir yağ krizi yokken yağ krizi ortaya çıkarttılar. Şimdi şeker krizi diye bir şey ortaya çıkartıyorlar. Bu şeker krizi bitecek, başka bir kriz çıkartacaklar. Bu şekilde götürecekler. O yüzden ne pahasına olursa olsun, gerekirse Türkiye savaş anı denir. Şu anda Türkiye savaş anı denir. Bu beşli çeteye müdahale etmek zorunda. Şimdi bununla ilgili Sayın Eptemli sözünüzü aslında devam ederken bu konuya da değinelim isterim. Bir taraftan şimdi beşli çete dediniz. Hani üç harflerden, zincir marketlerden bahsediyoruz ama stokçuluk konusu burada çok gündemde. Özellikle stokçuluğa karşı yapılan çalışmalar da var. Meclise de bu hafta geliyor bununla ilgili. Çünkü hani deniyor ki Sayın Eptem ve Sayın Dikmen, size de aynı soruyu sorayım. Yani bir kriz yok aslında. Elimizde ayçiçek yağı var ama öyle bir yokmuş gibi. Şekerde de aynısı. Şimdi un için aynısı geçerli. Un bulamıyoruz, un yok. Un var diyor. Biraz önce Tarım gazetecisiyle de konuştuk. Ürün var ama stoklara kaldırılmış. Zamlar gelince yeniden raflardaki yerini alacak. Sayın Eptem. Bakın bahsettik ya bu beşli çete. Bunu bakkallar, mahalle bakkalı yapmıyor. Mahalle evet, bakkalının zaten alabildiği durum ne kadar, yani kaç kilo alabilecek? Yani ne kadar stoklayabilecek? Medyada da
bazı yani zabıtalarımız gidip işte şu bakkala baskın yaptı, şunu yaptı ya, aldı ve toplasan 100 kilo değildir. Gitsin bu beşli çeteye baskın yapıyorsun. Bakın yine söylüyorum. Eğer onu yapabiliyorsa hükümet hükümettir. Bu beşli çeteye baskın yapabiliyorsa, marketlerine zincir vurabiliyorsa bunu yapabilir. Yoksa bakkal, mahalle bakkalı aldı 100 kiloyla hiçbir kar da edemez, hiçbir stokçuluk da yapamaz. Ya da ildeki bir bulunan il içerisindeki bir zincir marketin yaptığı stokçuluk değil, beşli çetenin yaptığı stokçuluktur. Onların bu beşli çetenin stok yaptığı yerlere hiçbir devlet kurumu maalesef ki giremiyor. Hiçbir devlet zabıtası giremez. Hiçbir devlet zabıtası girip de X büyük o beşli çetenin içindeki markete baskın yapıp da fiyat kontrolü yapamaz. Cezalar kesilmiyor mu ben? Cezalar kesiliyor biliyorum Sayın Eptemli. Bakın kazandığı karın yanındaki yediği ceza hiçbir şey değil. Ya ben 5 bin lira kazanıp, yani 5 lira kazanıp 1 lira ceza kesiyorsa, yiyorsam hiç önemli değil. Öyle büyük cezalar verilmeli ki yeri geldiğinde o iflas etme aşamasına gelmeli. Hı hı. Onu göze almamalı. Yani ben eğer bu stokçuluğu yapacaksam ya da bu işte enflasyonla ilgili halkı kandırmaya, zam yapmaya yönelik hareket ettiğimde ya devlet bana öyle bir ceza keser ki ben iflas ederim, marketime kilit vururum durumuna gelecek durumu ceza yapılırsa bunu yapmaz. Yoksa 5 lira kazandığında 1 lira ceza kessin. Hiç önemli değil. Peki. Hani bir önce bahsettiğim şu da var. Bakın zabıtalar bazı marketlere giriyor ya, emin olun ki o zabıta belli bir zaman sonra işten de atılacaktır. Çünkü onların girme yetkisi her ne kadar da varsa üst taraftan talimat geldiği anda işten olacaktır. O yüzden devletimizin, hükümetimizin bu gıdadaki beşli çeteyle mutlak suretle mücadele etmeli. Ne olursa olsun bir önce bahsettiğimiz gibi geri geldi devlet savaş anı der. Ona el koyabilme durumu da vardı. Çünkü bu da bir ekonomik savaştır Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu da bir ekonomik savaştır. Peki. Seçmene nasıl yansır? Elbette seçmene şu şekilde yansıyacaktır. Buyurun. Cebine dokunduğu anda seçmenin, vatandaşın cebine dokunduğu anda bu sandığa da yansıyacaktır. Çünkü bunu düzeltecek kişi hükümettir. Hükümet eğer buna müdahale edemez ise sandığa gidildiğinde nasıl enflasyon olarak halk tokatlıyorsa, cebi yanıyor ise, mutfağında yangın var ise sandığa gittiğinde de hükümeti de tokatı vurur. O yüzden hükümet bunlarla mutlak surette mücadele etmeli. Hı hı. Peki teşekkür ederiz Sayın Eptemli. Hayır, bu marketlere girilmiyor dediniz ya, çünkü daha yeni Rekabet Kurumu'na ifade verdiler. Burada savunmalar alındı, bir taraftan da cezalar kesildi. O açıdan ben dedim tabii ki sizin dediklerinizi doğrultusunda. Şimdi Sayın Dikme'ye de soracağım. Katılır mısınız? Bu beşli çeteyle de mücadele edilmeli. Hı-hı. Daha fazla. Tabii devlet müdahalesi şart. Yani o daha önce cezalar kesildi ama Sayın Eptemli'nin dediği gibi yani çok daha yüksek miktarlar kazandıkları için onlar da o cezaları bir nebze kendi içlerinde finanse edebiliyorlar. Orada yani onlar için yeterli değil demek ki, bu süreç devam ettiğine göre biraz da yeterli değil görünüyor. Zincir markete karşı da devletin marketi. Yani şimdi devletin hani biz hep onu söylüyoruz. Kamu gücü eğer bir yerde güç olduğunu, güçlü olduğunu unutturursa özel sektörün kar hırsı, kapitalizmin o kar hırsı her şeyin önüne geçer. Yani devlet insan odaklı bir yönetim sistemiyle yönetilip de vatandaşı daha ucuza ürün elde edebilsin diye uğraşırsa o zaman o marketlerinde belli düzeyde, yani yine şu anki mevcut sistem içerisinde belli bir düzeyde tutulması mümkün olabilir. Ama mesela onun yerine işte et ve süt kurumundan et fiyatları %48 arttıktan sonra mevcut yetkili ya biz diğer marketlere göre daha uygun veriyorduk o yüzden daha pahalı yaptık derse, bununla mücadele arasında gerçekten ciddi problemler olur. Yani diyor ki çok ciddi kuyruklar oluyordu. O yüzden biz de daha diğer marketlere yakın fiyatlara getirdik. Yani onun yerine bahsediyorsunuz. Evet, onun yerine et ve süt kurumlarının mevcut market yapılarını arttırmaya gidip vatandaş daha uygun fiyata et ve süt ihtiyaçlarını karşılamayı tercih edilebilir. Bence de talihsiz. Ya bence talihsiz bir açıklama. Buyurun Sayın. Ben özür dilerim. Şöyle değerlendirebilir miyiz? O et ve süt kurum müdürü kimse şunu söylemesi, biz %48 arttırdık. Şu anlama gelmiyor 66, mu? 66. %48 arttırmadan önce. Efendim? %66 değil miydi? Yanlış 48. Mıydı? 48. 48. Düzeltiyorum. %48. %48 arttırmadan önce mutlaka o et satışından bir kar ediyordu. Diyelim ki %5 kar ediyordu. %48 arttığında %53 kar etti. Birincisi
şu anlama geliyor. Bakın %53 karımı ben aldım, devlet olarak cebime koydum. İkincisi ben, bana göre şöyle bir şey oldu. O beşi çetenin bu et ve süt kurumuna bir baskısı oldu. Bakın aynı seviyeye getirmeye çalıştı. Bırakın yani bir devlet memuru kalkıp da böyle bir açıklama yapamaz. Sen %5 kar ederken bir anda %53 kar ediyorsun. Bunun şunu demesi lazımdı. Ben baskı gördüm bu beşi çeteden. Mecburen fiyat artışına gittim. Yoksa kuyruk oldu, şu oldu, bu kuyruk olduysa oldu. Yani vatandaş bundan rahatsız değil ki, kuyruk olmasından. Gidip ucuza et almasından vatandaş rahatsız mı ki? Kuyruğa girmekten zaten rahatsız olan bir insan kuyruğa girmez. Yani açık açık şunu söylemeliydi. Ve istifasını da bekliyordum. Görevi almasını da bekliyordum. Beş ilçede bana baskı yaptı, ben fiyat arttırdım demesini bekliyordum. Hatta ben bir ekleme de yapayım. Buyurun, bu meseleye. Lütfen. Et ve süt kurumunda bu artış yapıldıktan sonra düzenli olarak et siparişi veren bir esnafımızın yanındayken düzenli çalıştığı yer aynen şu cümleyi söyledi. Fiyatlara bu hafta zam yaptık. Çünkü dedi dün de et ve süt kurumu et fiyatlarına %48 zam yaptı. Piyasaya yansımadı denmişti. Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hayır. Kendi mahalle kasabımızda da aynısını yaşadık. Kasabımızda da oluyor. İşte marketlerde de oluyor. Hepsi de fiyatları bindire bindire gönderiyor. Şimdi stokçulukta bir de dikkat çekilmesi gereken nokta medya ve sosyal medya ayağı. Yani bunu da çok önemsemek lazım. Aslında sizin biraz önce bahsettiğiniz şey ona çıkıyor. Medyada öyle bir hava yaratılıyor ki özellikle belli merkezlerden bir kaos yaratma planları var. Onlar çerçevesinde öyle bir yayın yapılıyor ki işte bir anda yağ bitiyor. Bir bakıyoruz yağ, ayçiçek yağ kuyruğu oluyor. İşte insanlar birbirini eziyor. Hemen yağ alıp götürüyor. Bir bakıyoruz işte yumurta, bir bakıyoruz un, bir bakıyoruz başka bir şey. Halbuki oralarda stoklar konusunda bir sıkıntı olmadığını devlet açıklıyor ama açıklayana kadar bir anda o zincir marketlerdeki bütün ürünler tüketiliyor. İnsanlar ihtiyacından çok daha fazlasını alıyor. Yani burada vatandaşımızın da devletimize güvenmesi lazım. Bakın Türk devleti hükümet değildir. Hükümetten ibaret de değildir. Yani Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlü, köklü bir devlettir. Biz her şeyden evvel devletimize güveniyoruz ve devletimizin buralarda aşamayacağı krizler yoktur. Bu millette, bu devlette gerçekten buralarda çok feraset sahibidir. Dolayısıyla buralarda bu tarz spekülasyonlara da aniden çıkan, ortaya çıkan şeylere de gelmemek lazım. Bir de biraz önce konuyla ilgili bir ufak bir anekdot aktarayım. Bir gün Çin Komünist Partisi'nin Dışişleri Bakan Yardımcısıyla bir toplantı sırasında söylediği için söylüyorum. Türk iş insanları Çin'e niye gelmeli ya da yatırım yaparsa nelere dikkat etmeli? Bir iş insanları topluluğu da vardı. Partimize de bir bilgi vermişlerdi. O zaman Bakan Yardımcısı Bey şunu söyledi. Ya dedi, buraya gelen iş insanları genelde şu hatayı yapıyor. İşte Çin'de 1 milyar insan var. Bunların her biri günde bir tane yumurta yese 1 milyar yumurta eder. Ben o zaman şu kadar yumurta üretecek fabrika açayım. Ama onu o sırada şuna dikkat etmeleri gerekiyor. Çin'de kendi kendine yetecek miktarda ne kadar yumurta üretiliyor? Yani Çin'in dışarıdan yumurta ihracat yapacağı, ithalat yapacağı miktar ne? Ya da buraya geldiğinde ihtiyacı olan miktar ne? Şimdi bunu öngörmeden siz bir üretim yaparsanız bu sefer de elinizde mallar kalıyor. Yani tabii. Türkiye'nin de bunu yapması gerekiyor. Yani ben günde 84 milyon olarak ne kadar yağ tüketeceğim, ne kadar un tüketeceğim, ne kadar yumurta tüketeceğim? Bunu öncelikle kendim üretmeye odaklanmalıyım. Ardından kalan meblağ, yani diyelim ki 80 milyon yumurta üretiyoruz, ihtiyacımız 60 milyon, kalan 20 milyonu ihraç edebiliriz. O zaman ona göre bir düzenlemenin yapılması gerekiyor ve ihracat kurallarını da bu noktaya getirmek lazım. Çünkü en nihayetinde şunu anlamamız lazım. Evet, doğru, döviz getiriyor ihracatlarımız ama döviz dediğinizde en nihayetinde şu kağıt parçasıdır. Üzeri boyalı kağıt parçasıdır. Yarın bir gıda krizi doğduğunda hiç kimse o dolarları yiyemez, hiç kimse TL'leri yiyemez. Ya da yastığının altındaki altınları yiyemez. Ya da banka hesaplarımızdaki o sayıları, rakamları, hiçbirimiz onu yiyemeyiz. En nihayetinde hepimizin ekmeğe, suya, gıdaya ihtiyacımız var. O zaman özellikle gıda güvenliği konusunda hükümetin çok daha net ve sert yaptırımlar bulunması ve bir planlama dahilinde üretimi yeniden canlandırması gerekiyor. Sert yaptırımların gelmesi gerekiyor. Evet. Stokçuluk, bakalım bu konuda. Özellikle bakanlar... de çiftçinin yönlendirilmesi konusunda. Yani o konuda Sayın Eptemli de biraz söyledi aslında. Destekler var deniyor. Doğru. Hükümet yetkililerine söylediğimizde ya da hükümete mensup partinin yöneticilerine söylediğimizde ya işte çiftçiye şu kadar destek, ama o destek nereye gitti? Yani çiftçi o desteği aldı, nereye kullandı? Mesela, değil mi? Ya da esnaf kefalet kredi kooperatiflerinin verdiği krediler. Onlar nereye gidiyor? Doğru amacında kullanılıyor mu? Ya gerçekten ekmek için mi kullanılıyor? Bir tabii. Tarım arazisini ekmek için mi kullanılıyor? Ya da bir KOBİ'nin işini geliştirmesi için mi kullanılıyor? Yani ben krediyi verdim, sen ne yapıyorsan yap deniyorsa onun bir anlamı yok. Yani biz çiftçiye doğrudan en küçüğünden en büyüğüne kadar, bütün üreticiye sen bu sene şu miktarda şunu ek, ben sana devlet olarak alım garantisi veriyorum
ve şu fiyattan alım garantisi veriyorum diyebilmemiz lazım. Ona göre gübresini, tohumunu, belki de yardımları nakit olarak değil, gübre olarak, tohum olarak ve alım garantisi olarak yapmak lazım. Yani buralarda i̇şte bazı yöntem destekler, değişikliklerine gitmemiz gerekiyor. Destekler, paketler açıklanmıştı üreticiler anlamında ama yeterli mi? Yeterli değil. Yapılan üreticilerden gelen, çiftçilerden gelen açıklamalar da bu yönde genel anlamda. Ama tabii ki ne kadar altı doldurulacak, hangi adımlar atılacak, Türkiye'nin tarım politikasında neler değişecek hep birlikte takip edeceğiz diyelim. Çünkü bir diğer başlığa da geçmek istiyorum. Tamamlamış mıydınız cümlenizi? Peki. Şimdi tüm dünyada aslında gıda güvenliği milli paralarla ticaretle konuşuluyor. Bunu da belirtelim. Herkesin, her ülkenin yaşadığı sorunlardan biri gıda güvenliği ve enerji güvenliği. Ve iç siyasette yeni gelişmeler var. Altılı muhalefet partisi ikinci kez bir araya geldi. Sayın Eptemli, siz nasıl değerlendiriyorsunuz bir araya gelmelerini? Ne anlama geliyor? 5,5 saatlik bir toplantı ardından ortak bir metin. Sürdürülebileceğinden bahsediliyor ama sürdürülebilir mi? Buyurun. Şimdi öncelikle bu ortak bir metin hazırlamışlar. Madde madde üstünden gitmek istiyorum. 3 tane maddenin altını çizdim. Diğer maddeler çok, bana göre çok önemli maddeler değil. Nedir? Önemliler? Birinci madde, maddelerden biri, hemen son maddelerden biriydi. Şöyle bir cümle yazmışlar. Rusya Federasyonu'nun uluslararası hukuku ihlal ederek Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saldırması ile bölgemizde istikrar ve barış tehdidi altına girmiştir. Bakın, burada şu anda Türkiye'nin yapmış olduğu politika, bu Rusya-Ukrayna savaşındaki politikası, NATO'ya karşı duruşu, tüm dünya tarafından takdir edilen bir duruşu varken, kendi muhalefetimiz kalkıp da böyle bir açıklama yaparak NATO'nun Amerika'nın yanında yer aldığını açık açık beyan etmiş. Rusya'nın federasyon uluslararası hukuku ihlal ettiğini söylüyor. Bunu söyleyebilen muhalefet şunu öncesinde şunu deseydi ben de buna tamam doğru söylüyor derdim. Amerika'nın Suriye'yi ihlal ettiğini, Suriye'ye yerle bir ettiğini, Irak'a yerle bir ettiğini, hukuksuzluk yaptığını, Irak'ta taş üstünde taş, Suriye'de taş üstünde taş bırakmadığını söyleseydi ve akabinde de bunu söyleseydi derdi ki tarafsız davranıyor. Burada açık açık Amerika'nın hazırlamış olduğu, yani Amerika adına hazırlanmış olduğu bir metin olduğu görülmekte. Yani böyle bir cümlenin bir, nasıl söyleyebilirsin? Yani sen ülkeyi yönetmeye talipken bir tarafın Amerika'nın yanında yer aldığını açık açık belirtmen ne kadar doğru? Çıktıkine biz dünyada bir denge olacağız. Dünya ülkeleriyle hepimiz eşit şekilde davranacağız. Kendi ülke çıkarlarımız için hareket edeceğiz deseydi daha doğru olurdu. Birincisi bu. İkincisi, diğer maddelerden biri öncelikle güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası kapsamında çalışma grubu oluşturduk. Bakın, daha önceki programlarda ısrarla üstüne basarak söylüyorum. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş süreci diyor. Bu geçiş süreci en az 5 yıldır. En az 5 yıldır. Neden 5 yıldır? Hükümet sistemini, şu anki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değiştirebilmek için mecliste en az 360 veya 400 vekil, 400 vekille direkt değiştirirsin, 360'la referanduma götürürsün. 360'la referanduma götürdüğün zaman da çıkıp çıkmayacağını halk karar verir. Bilemezsin bunu da. Şu anki muhalefet partilerin, bu 5'i bir araya, 6'sıydı, 6'ydı herhalde. Bu 6 partinin bir araya gelmesi ile 360 vekil bulabileceğini düşünüyorlar mı? Kesinlikle. En kendilerine yakın araştırma firmaları bile yaptığı anketlerde şu anda 360 vekilin çıkmayacağını gösteriyor. Bunu evet. 360 vekil alamamalarına rağmen, 360 vekil alamamalarına rağmen bunu nasıl söyleyebiliyorum? Açıkça şunu desinler. Biz iktidara gelirsek, yani daha sonra meclise güçlü bir şekilde girersek, bir sonraki seçimde, 5 yıl sonra yapılacak bir yeni bir seçimde, 2028'de yapılacak yeni bir seçimde sistemi değiştirmek için uğraşacağız desinler. Çünkü sistemi değiştirecek bir milletvekili sayısına ulaşamıyorlar. Diğer bir yandan şu çok önemli. Buyurun. Öte yandan hangi şartlarda olursa olsun milli iradeyi parlamentoya tam olarak yansıtmak üzere seçim güvenliği. Bakın, milli iradeyi parlamentoya tam olarak yansıtmak üzere demiş. Devamında seçim güvenliği. Parlamentoya tam yansıtmakla seçim güvenliğinin ne alakası var? Parlamentoya tam yansıtmak her partinin vekilinin mecliste olması anlamına geliyor. Ama arkasında seçim güvenliğini sağlamak amacıyla bir çalışma daha grubu oluşturduk. Yani kısacası şunu söylüyorlar. Nedir? Yeni seçim yasası gereği
yeni seçim yasası gereği küçük partiler, DEVA, Gelecek, Saadet, yani bunların için demokrat milletvekili meclise sokamayacaklar. Ondan dolayı da biz yeni bir strateji çizmemiz lazım. Bir partinin çatısı altında seçime girmenin altyapısını şu anda oluşturuyor. Bunu kabul ediyorlar çünkü, o zaman. Acaba kabul edecekler mi, etmeyecekler mi diye tartışılıyordu seçim kanunu teklifinden önce. Bu kabul ediliyor. Bu artık yani bu maddeyle açık açık kabul etmişler. Biz yani DEVA, Gelecek, Saadet, Demokrat Parti vekil çıkartamayacak. O yüzden bir partinin çatısı altında girelim. Bu madde onu açıklıyor. Bunlar da bunu kabul etmişler. Tekrar bu iki defayla bitmeyecektir. Toplantı 3, 5, 10 daha çok süreceğini düşünüyorum. Fakat milletvekili bu toplantıların çoğu milletvekili toplanması için değil, cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili toplanıyorlar. Yani cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili diyeyim, bir araya geliyorlar. Çünkü açıkçası bir daha diyeyim, bu toplantılar, yani daha sonra bu partilerin, bu altının bir araya gelmesi, daha sonra bu bölünme olacak. Gelecek, Saadet, DEVA, Demokrat Parti ayrı bir ittifakla yoluna devam edecekler. Siz üçüncü bir ittifak bekliyorsunuz o zaman. Üçüncü bir daha önce de söylemiştiniz. Olacak cumhurbaşkanlığı seçimi için bunlar bir arada tutmak lazım. Bu arada tutmak için de bu toplantıları yapıyorlar. Hangi partiler dediniz? Bir kez daha tekrarlayın isterseniz. Gelecek, Saadet, DEVA ve Demokrat. İyi Parti. Bu dört parti ayrı bir ittifak olacak. İyi Parti tek başına, CHP tek başına, HDP tek başına olacak. Peki. Sayın Dikmen. İddialı bir söylüyorum. Katılır mısınız? Özellikle bir hangi parti altında nasıl girecekler seçime diye bu küçük partilerle ilgili çok konuşuluyordu da bu açıdan değerlendirdi. Önemli bir noktaya değindiniz Sayın Eptemli. Bence ne dersiniz altılı toplantıya? Devam edecek diyor mu? O partilerin kesinlikle devam edecek. Sayın Eptemli'nin o vurgusuna katılıyorum. Bence o partilerin kafası toplumdan çok daha karışık. O partilerin hangi adayı temelinde birleşecekler, hangi işte program temelinde birleşecekler vesaire gibi sorulara verilecek cevapları yok. Yani ben evvela oradan başlayayım. Yani Bir de Vatan Partisi'nin seçim stratejisinde sormak isterim ardından. Ona da geleceğim zaten. Lütfen. Buradan da oraya geleceğim. Şimdi birlik belli bir temelde, belli bir amaç için olur. Şimdi birlik ne üzerine? Yani bu altı parti ne için buluşuyor? Hangi temelde bir araya geliyor? Hangi programda bir araya geliyor? Yani bir tane programları var, o da ne olursa olsun iktidar devirmek. Şimdi bakın, iktidarı siyasi olarak, rakip olarak görüp onu devirip seçim sandıkta yerine kendi iktidarınızı kurmak istemeniz siyasi parti olarak en doğal hakkınız. Ama bunu nasıl yaparsınız? Dersiniz ki bu parti, mevcut iktidar partisi şu yanlışları yapıyor. Ben o yanlışlara karşı şu programlarda şu doğruları yapacağım. Şimdi ben bu altı parti buluştuğunda bu ikinci buluşmaları ekonomiye dair, siyasete, dış politikaya dair, iç politikaya dair çözüm üretecek bir mekanizma ya da çözüm üretecek bir program hiç görmedim. Bilmiyorum, rastlayan var mı? Bir ikincisi, yok. Hangi aday üzerinde uzlaştıkları net değil. Yani bir aday yok, bir program yok. Şu var: ey milletim, biz sizi Recep Tayyip Erdoğan'dan ve AK Parti iktidarından kurtaracağız. Ne olursak olalım, kimlerle yan yana gelirsek gelelim, hangi işte Sayın Soylu'nun dediği gibi büyükelçilikler ya da devletler... Metnin yazdırılması ile ilgili değil mi? Sayın Soylu'nun eleştirileri vardı. Soylu'nun öyle eleştirileri varmış Sayın İçişleri Bakanımızın. Çok da doğru eleştiriler. İşte hangi devletin temsilcileriyle yan yana gelirsek gelelim, siz ne yapacağımızı bize bırakın, o sürpriz. Ama siz bize oy verin, biz iktidar olalım. Yani vatandaşımızı yani tabiri caizse aptal yerine koymaya çalışıyorlar. Program yok, aday yok. Ne olursak olalım bize oy ver. Biz bir yolunu bulacağız. Yani hani hallederiz Kadir vardı ya, bir dizi vardı, meşhur bir dizi. Şeydi, hallederiz diyordu. Hiçbir şeyi halletmiyordu. Hep böyle insanları oyalıyordu. Bunlar da hallederiz Kadir gibiler. Yani halledeceğiz. İktidara gelince çözeceğiz. Neyi? İşte yazıyorlar. Milyonlarca lira reklamlara para harcıyorlar. Vatandaşlarımızın cebinden çıkan vergilerle aldıkları paralarla gidiyorlar. Milyonlarca lira reklam yapıyorlar. Reklam şu: İşte zam enflasyona ve biz çözelim. Neyi? Nasıl çözeceksin? Hangi temelde? Yani bu zama, bu enflasyona karşı ne? Hangi programı üretiyorsun? Biz Vatan Partisi olarak diyoruz ki bizim Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Doğu Perinçek'tir. Partimizin genel başkanı, bu ülkeyi yönetmek için genel başkandır. Hı hı. Bizim programımız üretim devrimi politikasıdır. Ekonomide özür diliyorum. Dış politikada dostlarımızla, komşularımızla birinci önceliğimiz kardeşlik, dostluk içerisinde ilerlemektir. Evet. Atlantik kampını berhava etmek, Türkiye'nin bağımsızlığı için Avrasya'da güçlü bir şekilde konumda yer almaktır. Bakın, biz bunlar program.
Biz program sunuyoruz ve işte bu temelde seçimler hazırlanıyoruz. Sizin sorunuza da cevap vermiş olayım. Tabii, lütfen. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı temelinde ve ekonomide üretim devrimi politikası, dış politikada komşularla barış, dostluk ve Atlantik'e karşı mücadele çerçevesinde askeri alanda NATO'dan çıkma talebiyle bizim programımız bu. Biz Türkiye'nin tam bağımsızlığı için ekonomik, siyasi ve askeri bütün gereken meseleleri çözmeye hazır bir parti, aday bir parti olarak vatandaşımızın karşısına çıkıyoruz. Şimdi bu 6 partiden bir tanesinin genel başkanı çıksın, benim ekonomide politikam şu desin. Benim dış politikada politikam bu desin. Yani programım bu desin. Herhangi bir program açıklamıyorlar. Sadece lafla ortalıklarda dönüyorlar. Rusya Federasyonu ile ilgili, Rusya'nın müdahalesiyle ilgili Sayın Ebdemli'nin de bahsettiği açıklamadan onların ben o tarz açıklama yapmasını zaten bekliyorum. Yani onlar NATO'dan ya da Amerika'dan farklı bir açıklama zaten kaleme alamazlar. Mümkün değil alamazlar. Yani bunu da buraya altına çize çize söylüyorum. Onlar şu anda NATO'dan ya da Amerika'dan vazgeçen herhangi bir politika üretemezler. Çünkü kaderlerini oraya bağlamışlar. Yani bir tarafta kaderini Türk milletinin bağımsızlığına bağlayan milli güçler var. Bir tarafta da iktidar olma çabasını tamamen Amerika'ya, NATO'ya, şuraya buraya bağlayan gayrimilli güçler var. Yani Türkiye'deki bugünkü savaşı net bir şekilde böyle tarif etmek lazım. Peki. O yüzden ben onların Rusya'ya işte işgal ya da şunu yapıyor ya da bunu yapıyor, bize de saldırılabilir gibi söylemlerini yadırgamıyorum ama hükümet yetkililerinin buradan bir ders çıkarması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu altı benzemez bir araya geliyor. AK Parti yetkilileri oturup şunu düşünmeli. Ya biz hangi konuda bunlarla yan yana geliyoruz? Hiçbir konuda. Sadece Rusya konusunda yan yana geliyoruz. Sadece şu an Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi konusunda, işte aman NATO desteklesin, aman NATO Ukrayna'ya yardım etsin konusunda bu altı benzemez muhalefet partisiyle yan yana geliyoruz. Acaba neden diye AK Partili yetkililerin de bunu kendisine sorması gerektiğini düşünüyorum. Şunu da ekleyeyim son olarak. Amaçları kaos ile iktidara gelmek. Program yok, aday yok. Kaos yaratarak Türkiye'yi çözümsüz bir noktaya götürmek ve oradan iktidara gelmek. Ama Türk milleti buna kesinlikle izin vermeyecek. Şimdi son 3 dakikanın içerisindeyiz. Hemen çok kısaca 1,5 dakika vermek istiyorum. Lütfen Semra Güzel ortada yok. Nerede? Size sorayım. Sonra Sayın Ebdemli'ye döneceğim. İfade vermeye de gitmedi. Ne dersiniz? Nerede Semra Güzel? O çoktan Kandil'e kaçmıştır o. Yani çoktan. Zaten Kandil'den getirildi. Kandil'den aldılar, getirdiler meclisin göbeğine oturttular. Şimdi de tekrar soruşturmalar başlayınca Kandil'e gönderdiler. Ve bakın göreceksiniz bu HDP'yi kapatma davası uzadıkça da HDP milletvekilleri teker teker o suçları işleyenler teker teker Kandil'e kaçmaya devam edecek. O yüzden Anayasa Mahkemesi Başkanı ve yönetiminin de burada Semra Güzel niye kaçtı? Anayasa Mahkemesi heyeti ve başkanı bu kapatma davalarını uzattığı için kaçırdı. Peki. Yani bunu da çok net bir şekilde ifade etmek lazım. Çok teşekkür ederiz Sayın Dikman. Sayın Ebdemli, günlerdir haber alınamıyor. HDP'li Semra Güzel. Ne dersiniz? Nerede Semra Güzel? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben hukukçu değilim. Ama ben bir suç işlemiş olsaydım, benim yurt dışına çıkma yasağım gelirdi. Mutlak bir şekilde bir gözaltım olurdu. Devlet bir şekilde bana el koyardı. Yani tabiri caizse. Ya vekil olunca neden farklı bir dokunulmaz? Suç işlese dahi neden farklı bir dokunulmazlığı var? Yani bu insanın mecliste dokunulmazlığın kaldırılacağı belliydi, kesindi. Neden yurt dışına çıkma yasağı konulmadı? Kaçırıldı bilemem. Yani kaçtır, gizli gitmiştir ayrı ama şey olarak gizli gitmemiştir. En kolunu sallayarak gitmiştir. Çünkü herhangi bir şey yoktu. Gözaltısı yoktu, şu yoktu. O yüzden ben burada birazcık bir önce Sayın Dikmen de söylediği gibi Anayasa Mahkemesi'nin ve adaletin daha sonra hukukumuzun açık olduğunu görüyorum. Yani burada yurt dışına çıkması yasaklanmalıydı, engellenmeliydi ve takip altında olmalıydı. Ne olursa olsun takip altında. Çünkü meclisten dokunulmazlığı kaldırılacak etti. Sayın Dikmen de dediği gibi Türkiye'de olmadığına göre şu ana kadar kimse görmediğine göre büyük bir ihtimalle Kandil'dedir. Zaten kendi yuvaları orasıydı. Oradan geldiler oraya da gidiyorlar. Yani oradan geldik oraya yani biz dinen diyoruz ya Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz. Onlar da Kandil'den geldi. Kandil'e dönüyorlar. Başa gidecekleri yer neresi olabilir? Peki. Her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Bir cümle eklemek isterseniz süremizin sonuna geldik çünkü. Sayın Ebdemli, Sayın Dikmen katkılarınız için çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. İyi çalışmalar diliyorum ben de her ikinize. Ayaklarınıza sağlık bu arada Sayın Dikmen. Evet, iç siyasetteki gelişmeleri konuştuk.
Vatan Partisi MK üyesi Sayın Cem Dikmen ve Saros Araştırma Başkanı Sayın Burhan Eptemli ile birlikte şimdi haberlerimizde kaldığımız yerden devam edelim. Sırbistan'la Kosova arasında ipler bir kez daha gerildi efendim. Sırbistan Nisan ayında sandığa gitmeye hazırlanırken Kosova yönetimi ülkedeki Sırpların oy kullanmayacağını açıkladı. Kosova'nın Sırbistan'a saldırı hazırlığında olduğu iddia eden Belgrad yönetimi ise sınıra asker gönderdi. Kosova'nın 3 Nisan'da yapılacak Sırbistan seçimlerinde ülkedeki Sırpların oy kullanmasına izin vermemesi Balkanlarda gerilimin yeniden yükselmesine neden oldu. Kararın ardından Mitrovica Mahkemesi'nin Sırp asıllı başkanı Lilijana Stevanović 22 Mart'ta Sırbistan'da düzenlenen Milli Güvenlik Konseyi'ne katılmış ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ile görüşmüştü. Stevanović Kosova hükümetince görevinden uzaklaştırılırken karara Sırbistan yönetiminden de sert tepkiler geldi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić, Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin Sırplara saldırmaya karar verdiğini iddia etti. Sırbistan Başbakanı Ana Brnabić'te Kosova ve Metohija'da Sırplara yönelik şiddet devam ediyor. Kurti aldığı her yeni kararla barış ve istikrarı baltalıyor. Brüksel anlaşması öldü ifadelerini kullandı. Açıklamaların ardından Sırbistan yönetimi Kosova sınırına askeri birlik gönderdi. Sırpların oy kullanmasına izin vermeyen Kosova'ya Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve Amerika'dan tepki geldi. Yapılan ortak açıklamada soruna Sırpların oy kullanmalarına izin verecek pragmatik bir çözüm için iki hükümetle yoğun şekilde çalışıldığı kaydedildi. ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iktidarda kalmaması gerektiği sözlerine Kremlin'den yanıt geldi. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'da kimin iktidarda olacağının kararını Biden değil, Ruslar verir dedi. ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iktidarda kalmaması gerektiği açıklamasına Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov'dan yanıt geldi. Rusya'da kimin iktidarda olacağına karar verecek kişinin Biden olmadığını söyleyen Peskov, Rusya'nın devlet başkanı Rusya halkı tarafından seçilir dedi. Bu tür kişisel hakaretlerin ABD ile ikili ilişkileri daralttığını söyleyen Peskov, Biden'ın kullandığı ifadelere karşı Yugoslavya'yı da hatırlattı. Sonuçta bu adam bir zamanlar televizyonlarda konuşurken Yugoslavya'nın bombalanmasını isteyen bir adam. Yani Yugoslavya'nın bombalanmasını ve oradaki insanların öldürülmesini istedi. Dolayısıyla onun ağzından bu sözleri duymak çok garip ifadelerini kullandı. Belgrad'ı bombalamayı, Amerikan pilotlarını göndererek Tuna üzerindeki tüm köprülerin havaya uçurulmasını ve onların petrol rezervlerini almayı öneriyorum. Öte yandan Beyaz Saray ise ABD Başkanı'nın sözlerine ilişkin açıklama yapmış, Biden'ın söz konusu ifadelerinin Rusya'da bir yönetim değişikliği çağrısı olmadığını ifade etmişti. Türkiye'nin en zengin jeotermal kaynaklara sahip ile olan Aydın'da Buharkent Belediyesi vatandaşları yüksek ısınma giderlerinden kurtarmaya hazırlanıyor. İlçedeki konutların jeotermal enerjiyle ısıtılması ve jeotermal saraların kurulması için yapılan hazırlıklar ihale aşamasına geldi. Bu konforu onlara yaşatmak, bu imkanı onlara sunmak istiyoruz. Aydın'ın Buharkent ilçesindeki konutlar jeotermal enerjiyle ısıtılacak. Türkiye jeotermal kaynaklar açısından Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü. Aydın da Türkiye'de en zengin kaynaklara sahip olan bir il. Ama maalesef bunu hiç kullanamıyoruz. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Aydın'daki jeotermal kaynakların bugüne kadar yalnızca elektrik santrallerinde kullanıldığını söyledi. Bunu özellikle kent ısıtmasında kullanmak istiyoruz. Çünkü doğalgaz fiyatları, enerji fiyatlarını biliyorsunuz tüm dünyada fahiş artışlar söz konusu. Kömür fiyatları, elektrik fiyatları. Isınma ile ilgili birçok seçenek var ortada ama hepsi artı fiyatları çok tavan yaptı. İnsanların tabii cebini yakıyor bu. Kaloriferli evlerde önümüzdeki sene
Soba yapmayı bile düşünen insanlar var artık. O seviyeye gelmiş durumda. Artık bir seçenek olmaktan çıkmıştır jeotermalle ısınma. Mecburiyet olmuştur. Ve Türkiye'nin kaynakları da 7,5 milyon konutu ısıtacak kapasitede olduğunu biliyorum ben. Erol, Buharkent'teki konutların jeotermal enerjiyle ısıtılması için hazırlıkların tamamlandığını, Nisan ayında ihaleye çıkılacağını açıkladı. Altımızda böyle bir enerji kaynağı varken Aydın'ın, bizim dışarıdan, Rusya'dan, Azerbaycan'dan hani ithal ettiğimiz doğalgazı ısınmamız çok da mantıklı gelmiyor bana. Önceki fiyatlara baktığı zaman doğalgaza göre yarı yarı, kömüre göre 1/3, hatta şu an 1/4 belki. Çok ucuza, çok konforlu, iyi bir ısınma gerçekleştirelim. Bunun çevreye de faydası olacaktır. Fosil yakıtlar kullanılmadığı için, kömür kullanılmadığı için hava kirliliği de oluşmayacaktır. Projenin kış mevsimine yetiştirilmesi amaçlanıyor. Bir kış daha insanlarımızın yüksek maliyetli ısınmadan kurtulmalarını istiyoruz. Daha ucuza ısınmasını. Bu kış bu şekilde geçti ama önümüzdeki kış artık bundan kurtarmak istiyoruz vatandaşlarımızı. Buharkent'teki 241 dönümlük alanda da jeotermal sera bölgesi kurulacak. Tarımsal üretimin değeri, kıymeti herkes tarafından artık çok iyi bilinir hale geldi. Dolayısıyla tarımsal anlamda dönüşümlere de gerek var. Jeotermal de bu anlamda en doğru kaynak diye düşünüyorum ben. Tarımda dönüşüm sağlamak, rekoltayı artırmak, üretimi artırmak anlamında. Dediğimiz sera bölgesinde 178 dönümlük bir sera alanı oluşacak. Şu an Aydın'da benim bildiğim kadarıyla jeotermal ısınan sera kapasitesi 142 dönüm. Yani sadece bu hamleyle, bu yaptığımız uygulamayla, projeyle biz Aydın'ın tamamındaki jeotermal seranın üzerinde bir alan ortaya koymuş olacağız inşallah. Gerekli işlemleri bitirdik. Çok değil, yıl sonuna kadar herhalde parselasyonların hepsini bitirmiş, imar çalışmasını bitirmiş oluruz. Başkan Erol, Antalyalı seracıların kendisiyle yaptığı görüşmeyi aktardı. Isıtma bizim için en büyük maliyet. Jeotermalle ısıtıldığı takdirde burada yatırım yapmak istiyoruz. Bu bölgeden, sera bölgesinden yer almak istiyoruz diye Antalyalılar bize geldiler. Buharkent'te termal sağlık tesisleri de yapılacak. Sağlık turizmi, termal turizm çok revaçta biliyorsunuz. Aydın'ın çok fırsatı var aslında. Maalesef şimdiye kadar kullanamadı Aydın. Bundan sonra bunlar da Buharkent'te yapılan bu faaliyetler de tüm Aydın için herhalde örnek olur diye düşünüyorum. Ve bu haberle birlikte gün ortasını burada noktalıyoruz. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde ulusal kanal ekranlarında yeniden sizlerle birlikte olacağız. Biz ayrılıyoruz. Bugün hava raporu da geliyor ekranlarınıza. İyi seyirler. Görüşmek üzere. Thank you.